hoş geldin. Hoş bulduk abi. Vallahi süper. Şimdi nereden başladın? Biraz sohbet falan ettik. Evet, bayağı yaptık aslında. Biz bitirdik. Bence tamamdır yani. Yani bence Türkiye'de ayakta kalan bir alternatif iş yapmaya çalışan, daha doğrusu kendi istediğini yapmaya çalışan artık nadir. Eyvallah. Bence iyi şarkıcı ve müzisyenler. Eyvallah, ben böyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Gerek anlattıkları, gerek sohbetin, ki zaten arkadaşlar şimdi biraz sonra sohbet sırasında da bunun detaylarını görecekler. Nereden başlayayım Gökhan? Ne anlattırayım sana? En baştan başlayabiliriz. Tamam yani, hadi en baştan başlayalım. Yani seninle tanıştığımız, seni tanıyan, beni tanıyan çoğu insan biliyordur aslında. Tabii. Ama bir yüz yüze hiçbir zaman hani daha tanışmamıştık, görüşmemiştik. Aynen. Çok ilginçtir zaten. Benim hayatımda hep böyle bir durum vardır. Mesela çok eski arkadaşım, mesela çocuk arkadaşım benim şu an mesela albümlerin tasarımını yapıyor. Atıyorum ne bileyim, ilk zamanlar işte üniversiteden sinema hocam, bilgisayar hocam benim bir sürü klibimi çekti, Aydın Keten'e. İşte çok üniversiteden yine arkadaşım benim çok uzun süre bütün albüm fotoğraflarımı çekti mesela falan. Ya benim genel olarak böyle eskide biriktirdiğim, eskide böyle tanıştığım ve sağlam bir şey olan, iletişimim olan ya da sağlam enerji içerisine girdiğim insanlarla ben bir gün bir yerde bir şekilde buluşup bir şey yapıyorum mutlaka. Çok ilginçtir. Evet. Ya ben o yüzden tesadüfe hiçbir zaman inanmıyorum. Doğru. Yani ne bileyim, çok yıllar sonra, yıllar boyunca görmediğim birisini çok yakın bir arkadaşımın eşi olarak görebiliyorum mesela falan. Çocuk arkadaşım mesela. Hiç görmemişim, hiç şey, birbirimizden haber almamışız ama bir süre sonra onu işte çok, o an çok böyle acayip sıkı fıkı dost olduğum bir arkadaşımın eşi olarak görebiliyorum falan. Çok değişik bir durum var. Enerjisel bir durumum var ya benim. Bizim arkadaşlar da biraz farkına varsınlar. Şöyle, biz Gökhan'ın ilk şarkısı, Büyük İnsan şarkısı. Benim de o zaman müzikdersi.com diye bir web sitem vardı. Tamamen amatör niyetli açılmış ama böyle bir sürü müzisyenin olduğu ve gerçekten iyi müzisyenlerin olduğu o zaman. 2003 veya 4 o civarlarda olması lazım. 2006 olabilir abi. Altın ya mı? Da 5 olabilir. Oldu. İşte o civarlar. Aynen. 2004 ben açmıştım 2005'te ve o zaman imece şarkılar diye bir şey yapıyorduk. Aynen. İşte ama yani aranjörler bugün Tarık Ağansoy, işte ne bileyim Serkan Çağrı, herkes orada müzisyenler. Evet. Ve gelen parçalar böyle ciddi ciddi dinleniyor. Keyifli. Hı hı. O zaman da o Büyük İnsan parçasını hatırlıyorum. Ben neyi hatırlıyorum biliyor musun Gökhan? Şarkıyı böyle aldım. İşte herkes bir şeyler ekliyor. Ya bir siz akustik gitarlarla bir parça kaydettiniz. Sadece gitarlarla kaydetmiştim ben onu. Aynen. Hadi internette de var zaten, bulabilirler. Büyük insan ilk versiyon. Aynen. Herkes de bir şey yapıyor. Ben de gecenin böyle 11.30 mu 12 mi kafamda tatlıyım böyle, keyifliyim yani. Açtım pedler falan filan. Ya yani ne çalsam oluyor. Bak çok ilginç. Piyano çalıyorum. Hani gidiyor. Ped yapıyorum, vokaller atıyorum arkasına. Yani o zaman yaptığım müzik ilginç yani. İlk yapılan bir şey için ben bitirdiğimde şey demiştim. Güzel oldu ya. Çok güzel oldu. Ben çok bayılmıştım ilk dinlediğimde. Yani çok acayip bir hissiyat o ya. Yani tarif edilebilecek bir şey değil. Yani bir şey yapıyorsunuz, başka bir müzisyen, ya bir challenge aslında tabii, o işte. Süper yani, bir şey. Yani bir şey yapıyorsun, o başka bir şey ekleyerek başka bir şey yapıyor. Hı hı. Ve o zaman abi böyle bir şey de yok ki YouTube. Yok. Doğrusu YouTube değil. Bir şey, yani böyle amatör şarkıcılar, gitar çalayım da koyayım da falan, öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bir şarkının dinlenebiliyor olması, işte forum sitelerinden dinlenebilen bir durum düşün. Yani biz kendimiz forum sitelerinde, bir sürü forum sitesine kendimiz kendi yazımızla falan vermiştik yani. Hani doğru. Kuzenim daha doğrusu yazmıştı. Doğru. Demiştik işte kuzenim Gökhan Türkmen'in bir şarkısı, kendi bestelediği. Evet, tabii aynen. Sonra Serkan Çağrı mesela klarnet çalmıştı. Büyük insanın üzerine, o da başka bir versiyonu bak yaptı şimdi falan. Müthiş. Çok acayip ya. Çok acayip. Yani sonra ben o kaydı işte şey yaptık, dinledik, ettik. Ben askere gittim abi 2008. Tamam mı? Bak şimdi 2008'de askerdeyim. Ya böyle dedim ki, şimdi askerde de insan sürekli orada kalınca böyle beyin yanıyor 3. aydan sonra. Pazar günü böyle terliklerle geziyorum, tamam mı? Radyoların birinden bir şarkıcı Büyük insan çalıyor ve Büyük insanın o hal çalıyor. Ben şey olarak algılıyorum ama hani o şarkı neymiş diye hatırlamıyorum. Bu ne ya diyorum. Ben bilmiyorum, delirdim mi acaba? Nasıl bir şey duyuyorum ki? Ben bunu biliyorum. Nereden biliyorum? Abi senin parçan yürümüş. Öyle böyle değil ama. Yani ortalık birbirine girmiş parça. Ben askerliyim tabii. Böyle 5,5 ay oradayız.
ondan sonraki dönem bambaşka bir dönem. Tabii ondan öncesi de var, sen albümlerini daha önceki yıllarda çıkarıyorsun. 2008'de çıkardım ben aslında albümü. Yapma ya. Evet. O zaman ilk albümü 2008'de çıkardım. Şöyle bir şey olmuş olabilir. Biz 2006 ile 2008 arası ben Kahraman Tazeoğlu ile beraber radyo programı yapıyordum. Radyo programında da hatta şöyle bir durum oldu. Kahraman abi beni aradı. O zaman tanışmıyoruz. Dedi ki ben Büyük İnsan şarkısını çok sevdim. İnternette tabii ki böyle bir şarkı internette patlayınca yani dediğim gibi şu zamanki gibi bir zaman olmadığı için o zaman çok ilginç geliyor insanlara. Abi bir şarkı var çok acayip falan yani. Hani öyle bir dedikodu yayılıyor ya bir anda. 5 milyon izleniyor falan, 5 milyon çok, dinleniyor falan. Çok acayip. Çok acayip bir rakam bu yani. Biz de hiç bilmiyoruz emin yani şey olamadık yani nasıl ya böyle bir şey falan, lan dur bakalım ya falan diye. Böyle bir aptal olduk açıkçası. Sonra Kahraman abi bizi aradı, dedi ki böyle böyle ben sizi konuk etmek istiyorum ve şarkıyı da radyoda yayınlamak istiyorum dedi. Biz de dedik, çok geldim ya. Valla şöyle bir durum olabilir. İşte biz dedik tabii ki seve seve falan, sonra o işte yönetimle konuşuyor falan, bandrolsüz bir şeyi radyoda yayınlayamayacaklarını söylüyorlar. Ama konuk etmek yine istiyor bizi. Bir sene geçiyor aradan, işte 2005'te konuştuk sanırım. 2006'da biz bir sene sonra Kahraman abi beni konuk ediyor yine. Orada artık bir şekilde biz onu çalıyoruz, ediyoruz. Ben işte canlı da çalıyoruz, Serkan'la gidiyoruz falan filan. Onun üzerine Kahraman abi diyor ki her pazartesi gel bunu programa dönüştürelim, biz program yapalım. Sonra abi ben orada dönü söylüyorum, efkarlıyım söylüyorum, yan seni söylüyorum. Bir anda benim internette kendi şarkılarım olduğu portfolyo, bir şey oluşuyor. Ve bir fenomen işte o zaman yani tabii şimdiki doğru. Şeye göre fenomen oluşuyor. Aynen öyleydin ama. Büyük ihtimal Radyo 7'de veya İstanbul'un Sesi Radyosu'nda denk gelmiş olabilirsin ona. Çünkü kesinlikle. Başka radyonun ya da yerel bir radyoya denk gelmiş olabilirsin. Ama yerel radyolar o zaman böyle çok frekans olarak hani duyabileceğin bir durum olduğunu zannetmiyorum. Nerede yaptın yok, gerçi? Yok, İzmir. İzmir'de de yerel radyoda denk gelmiş olabilirsin belki. Ne olduğunu aynen. Bilmiyorum ama muhtemelen orada dinleyen birisi o kadar yerel bir şey yani dinleyemez. Büyük ihtimal şöyle bir şey de var. 2008'de ben albüm çıkardım. İlk şarkım benim Yan Sen'di aslında. Biliyorum, büyük evet. İnsan değildi çıkış şarkı. Değildi. İnsanlar hep Büyük insan diye biliyor ama değildi. Çünkü Büyük insan klibiyle patladığı için albüm. İnsanlar Büyük insan klibinden sonra sanki da Yan Sen çok sevildiği için ikinci şarkı Yan Sen gibi algılandı hep. Çünkü Yan Sen'i biz yayınladık. Bir tek MTV bir kere yayınladı. O zaman MTV vardı. Bilmiyorum. Bir kere yayınladı abi. Hiç yayınlanmadı şarkı. Yüzüne bakmadılar şarkının. Yani ya nasıl bir duygu Gökhan bu? Şunu bir anlatsana. Şimdi bir sürü genç arkadaş var. Kanalın içeriğine ben küçük küçük hep dönüyorum. Şimdi 17-18 yaşında beste yapan bir sürü adam var. Kendini duyurmaya çalışıyor. Abi işte bir tane bir şey yaptın. O radyolara gitti. Oraya buraya gitti ve hani diyorlar ki ya işte biraz yavaş, biraz hızlı, böyle gıcık sürekli bir şeyle. Nasıl bir duyguyla karşılaşıyorsun ve nasıl bir çare buluyorsun buna? Abi nasıl bir çare buluyorum biliyor musun? Demin de konuştuğumuz gibi aslında ısrar. Ya ben çok ısrarcıyım yani o konuda ısrarcıyım. Çünkü kendime güveniyorum, kendimi biliyorum. Kendimin mutlu olamayacağım bir iş yapamayacağımı biliyorum. Yani ben bir şeyi yaparken şu an bile abi burada keyif alıyorsam gelip seninle burada oturup konuşmak isterim. Keyif almayacaksam sana bahaneler uydurabilirim gelmeyecek. Yani anladın mı? Ya da gelmeyeceğim derim. Abi sevmiyorum derim. Bir şey derim yani. Yani her hayatın içerisinde her zaman ben keyif alacağım şeyi yapmak isterim abi. Bu isterseniz şımarıklık deyin, isterseniz işine geldiği gibi davranıyor deyin ama böyledir. Bence herkes böyle olmalı. Bunu geçtik. Şöyle bir durum var. Yan Sen'i biz ilk çıkardığımızda ben şöyle bir durum oldu. İnternette Büyük insan patladı diye Büyük insana çıkış yapmak istemedim. Yani o mevzu bende hep böyle şey. Yani patladı ya hemen hadi de. Onu da çıkardı. Kendi kendine böyle bir tribe giriyorum ben nedense. Aykut abi de o dönem öyleydi. Yapmayalım öyle bir şey. Gel biz Yan Sen'in de çok güzel şarkı. Güzel. Onu verelim. İkincisi nasıl olsa patlayacak mevzusu aslında. Büyük insan nasıl olsa nasıl patladı olsun? Gitti. Doğru. Yani biz bırak Yan Sen'i de patlatalım. Çünkü o da çok güzel bir şarkı ki Aykut abi Yan Sen ne dinleyip beni çağırmıştı ofisine. Yani Yan Sen'i çok sevmişti falan. Ben de Yan Sen'i çok seviyordum. Neyse. Abi yüzüne bakmadı kimse şarkının. İki sene evde oturdum ben. Nasıl bir şey işte? Abi albüme kadar haftanın 6 günü müzik yapıyorum. Gitar çalıyorum. Şarkı oradan oraya gidiyorum. Oradan oraya gidiyorum. Para kazanıyorum. Araba aldım kendime falan. O kadar iyiyim yani. Hani nefis gidiyor hayatım. Allah Allah. Abi zaten böyle albüm heveslisi bir adam hiçbir zaman olmadım. Yani şarkı internette patladı diye ben şeye girmedim. Ya ben bir albüm yapayım ya falan gibi hiçbir zaman olmadım. Tam tersi dedim ki abi albüm tamam, şarkılar ne güzel. Demek ki güzel şarkı yapabiliyorum. O zaman ben şarkı vereyim birilerine dedim. Müzik öğretmeni olmak istiyordum ben. Marmara Üniversitesi Müzik Eğitim Bölümü sınavına girdim. İlk sınavı kazandım. Bir aylık çalışmayla ikinci sınavda yedeklere kaldım falan. Böyle bir
Yani başka bir ben şeydesin. Hiçbir zaman ön planda olmayı seven, yani hala böyle çok kendimi ortalığa bir anda atabilen bir adam hiçbir zaman değilim yani. O zaman da değildim, şimdi de değilim. Şimdi birazcık daha böyle hani sosyal olabiliyorum çünkü şarkı söyleyebiliyorum. Doğru. Atıyorum, yeri geliyor, ayıptır söylemesi, 10 bin kişinin önünde şarkı söylüyorsun. Yani onu müthiş o şekilde şey. Yenebildim ben. Yani hiç kimseyle hani iletişim yok deyip 10 bin evet, kişiye kadar yani gitmek aynen. Süreç. Ve yani çok onu yenebildiğim şeydi. İçin şu an evet yani o kararlılık yapmıyorum ama bunu yapabiliyorum. Ama o zaman çok benim önemli. İçin büyük çılgınlıktı yani 10 bin kişinin karşısında şarkı söylemek. O yüzden abi ben bana göre değil bu işler. Ben arka planda olayım, birilerine şarkı vereyim, müzik öğretmeni olayım, müzik birilerine bir şeyler göstereyim, yol vereyim, bir şey yapayım, yol göstereyim falan. Abi denedim olmadı. Yani hani 3 kere konservatuar sınavına girdim. Opera eğitimi aldım, opera bölümüne girmek için falanlar filanlar, şan dersleri, man dersleri falanlar filanlar. Abi heyecan sorunundan dolayı konservatuarı kazanamadım bir türlü. Olmadı yani, yapamıyorum falan. Tamam dedim abi, baktım bir de iş güzel yürüyor. Bak yani bir de şunu kendi kendime hep söyledim. Çok eleştiriyordum ben abuk sabuk sesleri. Yani bu nasıl, abi bu böyle şarkıcı mı olur Allah aşkına, bunu nasıl çıkarırlar falan diyordum. Kendime de güvenmediğim için şan dersi almadan önceki dönemimde. Kendime de güvenmediğim için o insanlardan olmak istemedim. Yani hem eleştirip hem de kalkıp da olan ben falan olmak yani. İstemedim. O yüzden de bekledim. İşte şan dersi alınca kendime güvenim geldi. Sesim oturdu, bir şey oldu. Kendi şarkılarımı yapınca bir yorumum, bir şeyim, rengim oturdu falan. Ulan dedim de ben dışarıdan pişeceğim mi? Hani bu kadar denedim olmadı. Ulan dışarıdan pişeceğim mi? İçeriden çok saygılı, haddini bilerek... İlerleyin. Öyle konuşarak, öyle devam edeyim yani hayatıma, müzik hayatıma. Şimdi ben illa albüm yaptım diye de kalkıp... Abi zaten bu memlekette aslında herkes her şeyi yapabilir. Kimsenin bir sen bunu yapamazsın demeye hakkı yok. Ama o işi yaparken haddini bilmek gerekiyor. Yani ben şimdi kalkıp ilk albümden bu piyasanın işte bilmem ne yapacağım, işte acayip bir sesim var benim deseydim olmazdı. Ama ben hala diyorum ki abi ben hala çok sesimden, ben iyi bir yorumcuyum, iyi bir ses şarkıcısı yani ses sanatçısı değilim. Ben iyi yorumlarım abi, duygulu, içten, derin. Sen ben şarkı söylediğimde etkilenirsin, bunu eyvallah. Ama bir şancı, bir ses sanatçısı diyemem kendime, hala bunu diyemiyorum. Yani o yüzden bazı demeçler, konuşmalar gereksiz. Senin nerede olduğunu ve bu işi neden yaptığını gösterir. Ben de bu işte dedim ki lan böyle konuşarak, böyle yaparak dedim ki ben bu işi öğrendiğim her defasında söyleyerek herkesten ne kaparsam öyle hayatımı devam ettiririm diyerek başladım zaten. Yani Aykut abi çağırdı, onunla başladım. İşte büyük insan derken Yansen falan da filan da. Büyük insan parçasında yani dediğim gibi 2 sene evde oturdum, albüm yaptım, para nasıl kazanamıyorum şey ben. Abi vallahi para almak koyuyordum. Yani abi albümden sonra çalışıyorum. Ben ayda çok güzel para kazanıyorum. Araba aldım diyorum sana. Nasıl oluyor peki o? Ya albüm yaptık hani duralım. Abi albüm biz. Yaptık çünkü bir yerde daha... gözükmeyelim falan. Hayda. Biraz gizli saklı falan filan işte takılalım. Konser teklifi gelmez. Yani bu bir strateji doğrudur, haklıdır. Tamam abi dedim, ben de öyle yapalım falan. Abi bekle evde içim şişti yani hani ya. Haftanın 6 günü müzik yapıyorken bir anda hiç müzik yapamamaya başladım. Yani ne anladım zindan ben bu işten? Gibi. Hani ben albümü bu yüzden yapmadım ki abi. Evet. Ben albümü daha fazla insana ulaşabilmek için yaptım. Kesinlikle. Ya da bu işi daha fazla öğrenebilmek için yaptım. Tabii. Bir anda böyle kendimi yani beni daha doğrusu bir yıldız statüsüne sokmaya çalıştık hep beraber. Ben yıldız falan değilim abi. Hala söylüyorum ben yıldız falan değilim. Ben sanatçıyım, ben müzisyenim, şarkı söylüyorum falan filan. Çok iyi. Şimdi o dönemde öyle bir tribe girince bizde böyle bir havalar falan filan. Araba taksitini ödeyemiyorum ama böyle evde oturuyorum falan. Babamdan baba 20 lira versene bunu diye. Falan o noktaya geldim. Ama 17 star. Yaşından evet. Beri 24 yaşında albüm çıkardım. 17 yaşından beri babamdan para istememişim. 24 yaşında albüm çıkardım, babamdan para istemeye başladım. Ya düşünsene, oğlum, iğrenç bir durum yani. Hani. Ve bu arabanın taksitini ödeyemiyorum. Çok en son artık dedim ki abi dedim ben çalışmam lazım, yapmayın. Doğru. Hani tamam hani denedik olmadı çünkü 2 sene geçmiş. Yansen yayınlanmamış. Olmuyor, belli ki bir sıkıntı var. Dedim ki benim bir şeyler yapmam lazım, bir yerlerde şarkı söylemem lazım ki kendim işteyse hem para kazanayım hem de hani birazcık böyle keyfim İlk, yerine gelsin, evet. Motivasyonum artsın. Tamam dedi Gökhan falan. Sonra abi çok ben aklıma ya. Şey geldi. Ya şu anlattığın süreci böyle pıt diye geçiyorsun ama bu süreç var yani. Tabii ben biraz böyle sen sus de bana ben çevirmek. Yok şey gibi hani şimdi arkadaşlar tabii bunun sadece böyle anlatılan basit bir şey olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Çünkü bu yok, psikolojik değil. Olarak çok acı, çok zorlu sıkıntı yani. Ve sinir dolu. Yani mesela atıyorum bir firmaya gidip abi işte olmuyor bunu anlatmak bile insanın başına bak çok şey önemli. Yani. Çünkü karşındaki bir müzisyen işte Aykut Gürel'den bahsediyorsun hani onu anlatacaksın.
ikna edeceğin, sen kendin başka bir yola i̇şte gideceksin. İşte onunla öyle bir şey olmadı aslında. Ha, benim en büyük şansım da o oldu zaten. Aynen. Şöyle bir durum oldu. Ben dediğin gibi hiç kimsenin gidip kapısını çalmadım. Hı-hı. İstemedim çünkü. Yani ben gidip birisinin kapısını çalmak demek bir sıfır yenilgiyle başlamak demek. Niye? Çünkü o adama diyorsun ki... O, her şey onda. Evet abi, yani sen ondan bir şey istediğin zaman o sana zaten tamam kardeşim sen benden bir şey mi istiyorsun? Hadi bakalım gel. Otur şuraya diye başlıyor. Ondan sonra sözleşmeyi atacak. Abi ben öyle bir şey istemiyorum ki. Ben zaten bu müziği bir şey için yap, yani kendim için ve müziğimi yapabilmek için bu internette nasıl bir şey yaptım, insanlar sevdi. Bunun albüm versiyonu yapmak istiyorum. Bu kadar basit. Temiz. Benim çok temiz ve küçük bir ama zarar şey. Da görmek istemiyorum. Evet abi, yani niye ben şarkılarımı sana vereyim? Manyak mıyım ben abi? Niye durup dururken? Buradan şuraya şöyle küçük bir şey yapacağım. Yani gene tekrar buraya döneriz yolculuğuna ama bunun içinden şuraya gelelim. Şimdi o bahsettiğin sene 2008-2009 2007 ile başladı sonu. Bak 2007, bugün 2018-2019 diyelim. Evet. Şu an kendine ait bir yapım firman var. Evet. Yani o zamanki o firmalara gitmek istemeyen, işte kendimi yedirmeyeyim diyen çocuğun şu anki bir noktası var. Evet. Ve bu noktada haklı olarak şu an tamamen bu haklara sahipsin. Evet. Artık. Yani bana kimse zaten. Evet, bana geldiğinde o yüzden ona göre davranıyorum mesela. Bana birileri geldiğinde. Ben hiçbir zaman onu 1-0 mağlup gibi algılamasını istemeyerek, tam tersi onu daha fazla yücelterek hani karşılıyorum. Elinden geldi. Çünkü sen tecrübenle başkalarına, ben aslında tabii. Kendine diyorum yani. Bütün sonuçta kendi okay. Müziklerin artık senin. Tabii. Ve bence de doğru olan bu. Yani birileriyle çalışıyorsanız hakikaten o birilerinin size faydası olacak ki tamam diyelim. Bir takım gelirleri paylaşalım. Şu an endüstriyle ilgili de konuşuyorum. Çünkü sen bu işin artık kalbindesin. Aynen, ve ben bu sana garip gelebilir. Ben daha bu senenin ortasında kendi şarkılarımı alabildim, biliyor musun? Ve ilk iki albüm hala bende değil mesela. Ya işte bak, buyur işte bak, filmi görüyorsunuz. Yani düşünsene, insanın kendi şarkılarının başkalarında olması, yani işletme hakkının başkalarında, tabii ki benim şarkılarım. İstediğim gibi ben o şarkıları yeniden kaydetmek suretiyle bir yere koyabilirim. Koyabilirsin. Yani. Ama o kaydın aynısını, o rekordun aynısını bir yerde mesela satışa çıkarıp ya da bir yerde paylaşamam. Benim değil çünkü. Onu. Sen evet. Telif yersin. Ve yani, ben son ara albümü, en baştan albümünü daha yeni Haziran'da aldım üstüme. Ve bunun için çok savaş verdim. Bir de savaş. Eşim hamileydi. Daha 9 aylıkta toplantıdaydı ve benim için birileriyle yaka paça kavga ediyordu. Bak şimdi. İşte ben bu tarafından... Bu da benim hatalarım tabii. Yanlış attığım imzalar ama güvendiğim insanlardı bu. Herkes bunu yapıyor. Yani bu, sen de değil. Yanlış anlaşılmasın, bu Aykut Gürel'le olan savaşım değil. Başkalarıyla maalesef başkalarıyla olan savaşımdı. Ama çok şükür şu an hani böyle şey yapıyoruz. Onları da inşallah alırsın. Alırız. Ama çok acı. Yani 10 yıl sonra geçmiş hala ben mesela ilk iki albümünün almaya çalışıyorsun. Yani kendi şirketimde değil mesela değil. Büyük İnsan albümüne biraz ayrılık albüm. Çok acı bir şey yani. Acı bir şey. Ya o yüzden yeni şu anki şarkıcılar, şu anki arkadaşlar lütfen ya attıkları imzalara dikkat etsinler. Biz de bir sözleşme yapıyoruz. Evet. Kesinlikle bir avukat ve oturacak. Hiçbir zaman şey düşün, yani çok duygusalız abi biz. İster isteriz böyle oluyor. Yani bunu aslında şu an söylesek bile belki yine yapacaklar. Hı hı. Ama kulaklara bile, koyarsak evet, son anda yine bir son bir düşünme aynen şeyi çıkıyor. Öyle, ya bu adam boşa konuşmuyordur. Gökhan Türkmen bile diyor ki bak ne diyor abi diyecek. Abi en önemli adam siz, onlar. Hı hı. Yani onlar olmadan bu bir şey hiç olmuyor. Olmaz. Üreten adam çok önemli. Kesinlikle. Bu ki bu piyasada şu zamanda üreten adam kadar değerli bir şey yok. Hı hı. O yüzden üretiyorsan mutlaka karşı tarafı haklarını çok net bir şekilde savunup ona göre imza atman lazım. Hı-hı. Bak bizim sözleşmelerimiz 2 sayfa. Ve çok rahat. Ve onu o kadar koruyan sözleşmeler ki. Yani çünkü bizim öyle bir iddiamız yok. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Yani hı-hı, gel bakayım senin şarkılarını bir alalım biz. Ömür boyu yapacağın şarkılarda evet, bizde olsun. Hı-hı. Abi böyle bir şey yok. Hı-hı. Ya tabii ki edisyon alıyorsun. Ama o edisyonları başkalarını kaptırmasın diye alıyoruz biz. Doğru. Yani çünkü gerçekten çok aç var. Bunun için savaşan. Aynen öyle. Yani aynen bu başka öyle bir durum. Evet, şimdi bunu özellikle arkadaşlara söylemeye çalışıyorum. Yaptıkları işlerde, albüm çalışmaları, single çalışmaları. Çünkü şu an 15-16 yaşında patlıyorlar. Hop, birileri ondan faydalanmak istiyor. Gerçekten faydanızı olduğuna net emin evet, olduğunuz gün bu işi yapın kesinlikle arkadaşlar. Kesinlikle öyle. Bu iş kesinlikle böyle. Peki. Müzik yolculuğu devam ediyor. Bu arada şimdi tabii bu müzik yolculuğun içinde ben hep şeye de dönmek istiyorum. Sen bir takım kararlar verip aslında çok aklı başında ilerlemişsin. Öncelikle sen kendin tatmin olmaya çalışmışsın hayatım boyunca. Yani kendini dinleyip ya ben şu an doğru bir şey mi yapıyorum? Ben mutlu muyum? Sürekli bunun testini yapmışsın. Sesle alakalı nasıl bir yolculuğun oldu kafanda? Mesele o, çünkü sahnede ne öğrendin?
Yani bu sana ne kattı bu kadar bir çalışma? 2007 öncesi de var. 2019. 15 sene kafadan live sürekli. Evet. Ve 10 bin kişiden tut işte küçücük bir mekana aynen kadar öyle. Her yer. Ne kattı sana abi? Küçük genel olarak tabii ki. Abi ben bu işin her zaman aslında böyle teknik kısmıyla, teorik kısmıyla değil de daha çok psikolojik kısmıyla ilgileniyorum. Benim için mesela önemli olan şarkı söylerkenki hissiyat. İstersem çok o an kötü söylemek benim için mesela kötü enerjiyle söylemek. Yani detone söylemek, surtana söylemek falan değil. Bu benim şeyim. Ben de birisini izlerken, dinlerken çok böyle detone falan duydum. Ama bir şey var abi herif çok acayip. Allah'ım falan mesela falan. Ya yani mesela en çok eleştirilen Mabel'dir. Yani Mabel'in sesi. Acayip. Ama çok eleştiriliyor. Doğru. Abi çok hissiyatlı değil mi? Yani bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama yani çoğu insan da benim için bence öyle düşünüyordur. Yani sonuçta bu noktaya gelmesinin de bir sebebi olmalı zaten. Evet. Yani hiçbir şey böyle saçmalayarak olmaz zaten. Aynen. Her şeyin bir gerçek sonucu kesinlikle var ki insanlar seni dinliyor. Yani bitti. O önemli olan o içindeki yaşadığın ateş, içinde yaşadığın o heyecan, sinerji, enerji neyse onun adı. Yani sen onu vererek, hissederek derinden bir şekilde söylüyorsan benim için önemli şey odur. Ha bir de bu işin performans kısmı vardır. İşte tizlere çıkabilmektir, işte pestlere çok net söyleyebilmektir falan. Bu başka bir şeydir. Buna saygım sonsuz. Hem hissiyatta hem de bunu teknik acayip söyleyen çok acayip insanlar. Burada zaten bunlar da duayen oluyorlar yani baktığın zaman. Şimdi ben ilk şarkı söylemeye başladığımda 12 yaşında falandım. Ama şöyle. Ablam benim sesimi çok beğenirdi. Ben resim yapardım. Resim çiziyordum şarkı müzik yapmadan önce. Yani müzik gitarla başlamadan önce. Başka şeyler de yapıyorsun Gökhan yani. Evet yani. Sadece şarkı söyleyerek değil de sanatın başka alanlarında evet, da ilgin çok var. Evet ben çok meraklıyımdır abi. Güzel, çok yani çok her güzel dalına meraklıyımdır. Çok yani güzel. Sinema, tiyatro, resim falan. Fotoğraf neyse. Süper. Abi 12 yaşında çok böyle aşırı resim yapıyorum ama yani böyle İletişimimi kesiyordum yani hani okuldan gelirdim. Milliyet Gazetesi'nde o zaman karikatürler olurdu. O karikatürü alırdım önüme. Aynısını çizerdim. Her gün yapardım bunu da 2 saat 3 saat. Bununla uğraşırdım. Uğraşırken de şarkı söylüyormuşum. Farkında değilim yani. Çok ablam ilginç. Da bana şarkı söyle derdi. Şarkı ne alaka? Hani söylüyorsun ya falan nasıl yani falan. Söylüyorsun işte bak şunu söylüyordun geçen gün falan. Nasıl yani? Söyledim. Falan yani hani farkında bile değilim. O bana böyle söylettirirdi. Ama bir keşif olmuş o sırada. Evet, ilginç bir şekilde ki ablamın kulağı yoktur yani yanlışlıkla çift ses falan yapar o insanlardan. Tiyasçı. Yani, hiç yani. Direkt vokalist yani. Tabii direkt evet. Yani hani yanlışlıkla yapanlar tabii, o tabii. Onlardandır. Yani işte neyse bana şarkı söyletirdi falan. Sonra abi gitar çalmaya başlayınca şarkı söylemeye başladım ben. Yani şarkı de söyleyebilmeyi hani anladım. Yani şarkı söylüyorum. Çünkü şarkı söylemem lazım. Sadece gitar çalamam diye düşündüm. Abi şarkı söylüyorum, gitar çalıyorum. Şarkı söylüyorum, gitar çalıyorum ama birileri gibi söylüyorum. Yani mesela işte atıyorum o dönem Kıraç'tan söylüyordum. Kıraç gibi söylüyordum. Kenan Doğulu'nu söylüyorum. Kenan Doğulu gibi söylüyorum. Herkes bana onu söylüyor. Aynı Kenan'a benziyorsun. Ne kadar güzel ya falan. Evet. Ben de bu hoşuma gitmemeye başladı benim. Yani hani bir süre sonra değil mi? Şimdi şey gibi oldu. Ben de resim kafamdan, aklımdan resim yapamazdım hiç. Yani bir şeye bakarak yapalım. Bir şeye bakarak ama yani ukaralık olarak gelmesin ama gerçekten insanlar kopya çektim. Üzerine karbon kağıdı falan koydum zannederlerdi. Kopya kağıdı koydum. Hadi lan inanmıyorlardı. İlkokuldaydım yani. Ve altına ismini yazamadığım için ve imzam hiç yoktur mesela. Çünkü başkasının şeyini ben nasıl altına imzamı atayım abi diye. Garip. O yaşta öyle bir şey düşünüyordum saçma saçma yani. Bana hep söylüyorlar, onun zaten imzanı atsana falan derler. Ben de abi benim değil ki bu resim yani. Ben sadece çizdim diyordum yani. Bana doğru. Çok acayip bir şey gelmiyordu. Hatta ilkokul öğretmenim şey diyordu, seni resim yarışmasına sokalım. Annem de ressam. Ya diyorum ben aklımdan bir şey yapamıyorum. Ressam dediğin şey adam hayal gücü vardır. Aklından bir şeyler yapar. Aklından doğru. Yaptığım zaman çok kötü oluyordu yani. Hani olmuyordu. Doğru. Çizimlerim güzeldi ama perspektif falan iyiydi ama yapamıyordum. Abi beni soktular bir yarışmaya. Gittim yine bakarak bir tane edebiyat kitabından bir manzara bir şey çizdim. Ama yarışmaya girdin yani. Atıldım zaten. Yani aynısını yaptım çünkü. Hani dediler ki bu çocuk yine hani bunu hani anlamsız anladım. Evet falan. Tamam doğru. Öyle onu da kanıtlamış oldum. Bak yapamıyorum işte falan diye. Abi sonra şarkı söyleyince insanlar da böyle tepki verince evet. Ya Allah Allah dedim yine bir şeye yine düştüm olmuyor. Ben. Yani, ne yapmam lazım, bir şey yapmam lazım. O dönemde işte Serkan'ın benim kuzen, büyük insanı yapan abi şiir yazıyordu. İnanılmaz hikayeleri, inanılmaz şiirleri falan, şiir defterleri falan vardır yani. Çok acayip bir hayal gücü vardır zaten adamın. Yani anladığın kadarıyla, yani işte gördüğünüz kadarıyla. Onun şiirlerine bakarak abi beste yapmaya başladım ben.
haydi bakalım beste yapmaya başlayınca sesinde bir şey oldu. Hmm. Çünkü o şarkıyı daha önce söyleyen yok. İlk defa ben söylüyorum. İlk defa ben söylediğim için de bir şey oluşmaya başladı sesimde. Çok iyi. Ve farkında olmaya başladım artık. Yani demek ki benim bir sesim var abi. Bak Gökhan Türkmen gibi söylüyorum. Gökhan gibi söylüyorum. Doğru. Ama bu tabii zamanla oldu. Hemen pat diye ilk bestede bak Gökhan oldum olmadı tabii. Sonra Serkan da gitar çalmaya başlayınca biz beraber şarkılar yapmaya başladık. Öyle olunca bir yerlerde çalmaya başladık. Kendi şarkılarımızı söylemeye başladık falan derken etrafımızdaki arkadaşlarımız müthiş. Şu şarkını çalsana, bu şarkını çalsana diyerek benim sesim kendimi bulmaya başladı. Ama ben kendi sesinden nefret ediyorum. Yani yine sevmiyorum. Ya tamam Gökhan Türkmen de lan Kenan Doğulu'yken çok güzeldi. Anladın mı? Hani daha fazla bir şey çünkü var. Çünkü onun gibi söylemeye çalıştığım için bir rol modelden dolayı bir güzel geliyordu sesim. Doğru. Şimdi abi sesimi sevmiyorum. Burundan gülü bir şey oluyor, bilmem ne oluyor. İşte istediğim performansı yapamıyorum. Hep böyle aynı register'dayım falan filan. Tabii bunları teknik olarak o zaman bakamıyorum ama bir şey var yani. Hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Doğru. Sonra işte benim liseden arkadaşım Mert Mimar Sinan Opera'da okuyordu. Bu arada böyle bayağı haftanın 5 günü falan işte müzik yapıyorum dediğim gibi. Birazcık daha böyle sesim oturmaya başladı. Yani birazcık daha hafif ve keyifliyim ama böyle yine hala da bir eksikliğim var yani. Sevmiyorum yani. Ama sürekli söylediğin için söylediğim için sesim ısınıyor. Açık sesim, net falan böyle hani şeyim var falan. Dedi ki gel seni operaya sokalım dedi. Tenor eksik dedi okulda. Hayda. Abi ne diyorsun ben hayatımda opera izlememişim. Bırak dinlemeyi dedim yani hani şey, izlemeyi bırak dedim dinlememişim bile dedim falan. Küt diye bir ya gel dedi yaparsın dedi bir şey değil dedi okulda dedi Mimar Sinan'da dedi. Tenor eksik olduğu için dedi kesin alırlar seni ses rengin çok güzel dedi çünkü. Yani benim de en büyük şeyim böyle ses rengimde bir var bir artistik bir şeyler diyorum. Güzel. Kendim böyle hoşuma gidiyor falan ama performans açısından sıfırım benim için. Tamam dedim falan hadi beraber gider geliriz okula beni gaza getirdi bana operalar izletiyor falan böyle izliyoruz vay be güzelmiş ciddi ya falan. Ciddi yani tabii, ciddi ciddi daldın ya. Gaza geldim ben de baya. Sonra okuldaki en iyi öğrenci işte birincilikle bitiren Nazlı Deniz var. Çok değerli bir öğrenci Leyla Gencer birincisidir falan filan. Çok iyi bir vokalist yani çok iyi bir şancıydı. Benim şansım oldu aslında. Yani ben her zaman söylerim onu. Çok da severim. Buradan da selamlar yolluyorum. Ve bak tesadüf. Kardeşim benim ilkokul öğrenci. İlkokul arkadaşım. Hayda. Ben bir gittim ilk derse Pınar falan. Bak ilk anlattığım şey işte mesela. Evet ilginç. Mesela anladın bu ilginç. Çok ilginç. Bu senin yıldızınla alakalı. Abi çok acayip bir durum. Neyse. Hayat tesadüf müdür bilemez. Allah Allah falan filan böyle. Neyse başladık falan. İşte Nazlı bir de hani çok algısı açık bir kadındı yani hani böyle şey değil şancı olacaksın evet. Sen falan öyle bir şey değil abi sen zaten yaptığın şeyler belli şarkıların belli doğru gitmek istediğin yer belli ya okula girmek istediğin amaç belli falan deyip beni ona göre bir yani kendi potansiyelim neyse abi ona göre yani. Bana bir sürü şeyi verdi ve beni mesela soğutabilirdi de opera abi bu yani şey değil ki anasını İtalyanca şarkı söyletiyor bana bir anda yapamazsın opera. Yapamazsın dese geçti bitti zaten. Yani bir ufacık bir motivasyon kaybında ben yapamıyorum abi bırak ya başla bana ne operadan abi. Tabii çok falan rahat. Diyebilirdim. Tam doğru. Tersi beni operayı sevdirdi. Müthiş. Yani dedi ki bak bunu zaten bir şancı dedi ilk başta dedi bu işi ben kesinlikle şan yapamam bu işin doğmamışım der. Sonra da bu iş için doğmuşum dersin dedi. Bak güzel. Bunu atlatırsak bu ilk üç ayı ondan sonra kendine gelirsin dedi falan. Gerçekten de öyle oldu. Çok iyi, çok iyi. Israr ettim bilmem ne, sevdirdi bana falan filan. Abi sonra Mimar Sinan sınavını kaçırdım ben. Ay ya, efsane. Abi bak ama sınavı kaçırdım. Ama deli gibi şan çalışmış oldun. Abi evet işte ama şöyle bir şey yaptık. İstanbul Üniversitesi'ninkine girdim. Yani bir şeye gireyim dedim ben bu kadar yani, çalıştık ettik nasıl falan. Nasıl kaçırdın ya? Abi sınav tarihini değiştirmişler. Allah. Her zamanki şu zamana kadar Mimar Sinan tarihindeki... Tek ya değişiklik. 10 yıldır. Evet abi tek değişiklik bana denk geldi. Ve orada okuyor Nazlı. Ama onun bile haberi olmamış. Of. Ya ben dedim ki bu işte bir hayır var abi. Tabii. Ya ben demek ki yani opera okumamam gerekiyormuş benim. Okusaydım belki de müzikten soğuyacaktım şey abi. Başka bir şey olacaktı. Başka bir şey olacaktı. Yapamazdın ya. Yapamayacaktım. Yenilgi olacaktı belki benim hayatımda. Çıkacaktım okuldan gitmeyecektim. Çünkü benim öyle bir yenilgim yok. Belki de okuyacaktım. Bir şeyi başlayacaktım bunu bilemezsin. Belki de. İşin içine girdikten ama sonra belki de sevmeyecektim. Şu anki müzikle ilgili hayalim belki de olmayacak. Bilmiyorum işte yani emin değilim. Çünkü ilginç bir durum bu. Evet. Yani insan Mimar Sinan'ın sınavına çalışıp Mimar Sinan'ın sınavını kaçırır mı abi? Ya çok ben tuhaf de, yani. Ama bir şey diyeyim sana Gökhan. Bak şimdi hani madem bir kader ortaklıkları arıyorsun. Ben de İstanbul Üniversitesi'ne 4 ay çalışıp sınava gittiğimde sınavın olmadığını öğrendim. Ya bitmiş.
Of. Ben de öğrendim. Bana da İTÜ'ye git dediler. Ben de ondan sonra İTÜ'yü kazandım. Hiç alakası, İTÜ ile ilgim yokken. İşte yani. Ben kazanamadım. Sen gidip kazanmışsın. Ben tamamen tesadüf girdim ve kazandım. Yok yani. Ben işte şey yapamadım. Mesela Marmara benim 2 sene işte Koca Üniversitesi'nden önce denediğimdi. Onda olmadı. Üniversiteyi bitirdikten sonra opera mezunlarım. Sen Koca Üniversitesi'ndesin. Evet, endüstriyel yönetim mezunuyum ben. İlginç abi. Senin... Ben de Koca Üniversitesi'nden 2 sene jeoloji okudum. Aa ne güzel. Hakikaten. Orada şeyde hangi kampüsteydin? Kandıra'daydım ben. Kandıra. Çok... Sen başka bir yerdeydin. Ben merkezdeydim. Güzel, süper. Hayda güzel. Abi sonra işte İstanbul Üniversitesi'ne girdim. Benim moral tabii sıfır oldu. Ben çünkü Mimar Sinan, lan şunun için girmişim operaya yani. Arkadaş Mimar Sinan tenor eksik. Şimdi ben bunun için hazırlanıyorum. Sen tenor olarak mı çalıştın oraya? Evet. Tenor mu çalıştın? Ben tenordum. Ben tenordum abi. Ya şöyleydim abi. Ben abi o zaman doğru düzgün yani beslenmemi çok... Ya, gencim abi yani kaç yaşındayım? 20 yaşındayım 20 abi. E 20 yaşındayım. Ne işte şu anda sigara çok içmiyorum ama yani hani içiyor musun şu anda? Şu anda hani böyle tek az, tük. Tek yani tük. Mesela bir hafta içmediğim zaman da oluyor atıyorum çok yani. Çok içtiğin dönem oldu mu? Yok, hiç öyle bir dönemim olmadı. Yani benim sigarayla falan şeyim yok. Ben İyi onu bari. Yani o benim esirimdir. Ben onun esiri sen değilim hiçbir ettim. Zaman. Kontrol ettiğiniz durumdur ama o dönem hiçbir şey yok abi. Tertemiz. Erken yatıyorsun, erken kalkıyorsun, dinçsin, 20 yaşındasın. E haftanın 6 günü şarkı söylüyorum, ses açık. Of. Yani denemeler yapıyorum, tek gitar falan filan. Bir sürü şey deniyorum, bir sürü şarkı söylüyorum. Her tarz şarkı söylüyorum. Abi ses inanılmaz açık benim. Evet. O yüzden de tenor daha şeyim var, etkim var. Vay be, abi o yüzden işte gaza gelip Mimar Sinan'ı kaçırınca ben bütün moralim bitti benim. İstanbul Üniversitesi'nde kim var kim yok bilmiyorum. Mimar Sinan'da tanıdık birileri vardı. Yani tanıdık derken torpil amaçlı değil. Doğru. Sonuçta gittiğim zaman tabii. Yani benim en hani, azından çalıştığım bir şey. Bir sıcaklık var anladın mı? Çalıştığım tabii. Kişi Mimar Sinan'dan, tabii. Arkadaşım Mimar Sinan'dan. Şey. Ondan önce işte Mesut İktü'yle tanışmışım, bir tanışıklığım bir şeyim var. Yani Mimar Sinan'da çok arkadaşım var. Bir anda Mimar Sinan mevzusu benim için kapanınca senin için benim şey bitti abi zaten. İnsan üstüne denesem ne olur, denemesem ne olur. Gittim of. Böyle yani isteksiz tabii ilk sınav bile kazanamadım yani hani. O kadar yani. Tabii. Sonra İTÜ'yü denedim. Orada da bir başka ketenpereye geldik. Yani ilginç bir şey oldu. 3000 kişi girdi. İlk sınavı iyi. 300 kişi kazandı falan. Böyle saçma sapan bir şey oldu. Ben hatırlamıyorum biliyor musun? Hangi dönem? Hangi sınav? Yani 2000'lerde girmişsin sen. Tabii canım. Neyse onun üzerine Sakarya Üniversitesi'ni denedim. O da olmadı. Allah Allah. Tabii. Ya ben de abi büyük heyecan sorunu var ya. Sınava girdiğin anda bir konsantrasyon gidiyor. Bitiyorum. Marmara Üniversitesi'nde de öyle oldu. İkinci sınava gittim işte bir okul şarkısı, bir şarkı söylemem lazım, bir şey olması lazım. İkinci sınav için gittim benim lise zamandaki müzik öğretmenim Fatoş Gırgırlar hala hatırlıyorum. Allah. Gittim abi bir gece önceden dedi ki böyle bir okul şarkısı söylesen, düzgün söylesen yeter. Güzel Anadolu diye bir tane okul şarkısını ezberletti bana. Bir gece önceden ezberlediğim için ertesi gün sabahından itibaren sınava girene kadar aklımda sürekli Deniz Ova Çay sürekli bu dönüyor, sürekli dönüyor. Tam sınava gireceğim şarkıyı unuttum. Abi çok kötü. Şarkıyı ama hiç olur. Bilmiyormuşum gibi unuttum ama. Ama öyle olur abi işte. Bak bu konuda sana hak veririm. Çünkü bir gece önce çok az aslında bakma. Abi çok az olur oturmadığı mu tabii? Oturmadığı için ya. Tabii. O heyecanla... Bir de sürekli söylüyorsun. Sınavdan çıktım şarkı söylüyordum yani. Tabii öyle olur. Ama o çok klasik bir şey. Bu aynen. Çok normal. Yani işte o sana. Benim hem ya aslında çok da böyle aşırı stres çalışmamakla da alakalı heyecan tabii. Çok çalışıyor, çok emin olsan o heyecan olmaz. Olmaz. Ama yine de böyle bir şeyim vardı. Dedim ki abi tamam ben yapamıyorum bu işi. Çok zorlamaya gerek yok. Çünkü benim gerçekten öyle bir şeyim de vardır yani. Bir şeyi olacağına inanırım, beklerim, olur, tabii. Çabalarım. Olmayacaksa da olmazlar, şey. Bırakırım. Hırs yapmam yani. Doğru. Öyle devam etti. Ne denemeler ya. Şu mikrofon bir... o bazen... Abi ne denemeler ya. Vallahi tabii. Gerçekten... Ya bu kadar uğraştığını bilmiyordum ha. Yani işte, harbiden uğraşmışsın yani. Her uğraştım, şeyle evet. Sürekli... Ama ya şöyle bir durum var. İyi müzisyen olmak için uğraştım aslında. Yani böyle şey olmak için. Yani bu işin daha gerçekten temelini bileyim. İşte ne bileyim bir yerde bir konuşulda rezil olmayayım, bilgim çok olsun, bilmem ne. Abi dedim ki yapamayacağım ben bu işi demek konservatuara, dışarıdan eğitim alayım yani. Ama her çalıştığın şey sana zaten eğitim olarak dönmüş. Evet, o yüzden dedim şimdi ona çalışırken ona en çalışırken. Başa dönersek onun üzerine yaptığım sahne işte duygusal anlamda bana çok şey kattı. Teknik olarak da çok şey kattı tabii ki. Ama ilk başta mesela gitar çalarak şarkı söyleyen birisi için çok önemli yani. Ondan sonra mesela orkestra ile başlayıp sonra gitar şarkıcılığına dönseydim o mesela zor olabilirdi. Bence ama de.
İlk başta çok fazla net bir şekilde kendimi dinleyerek şarkı söylediğim için yıllarca. Direkt gelişim. Abi o çok gelişim ya. Yani haftanın 6 günü bir yerde 2 saat boyunca çok güzel, sakin ve benim çaldığım yerler çok nezih yerlerdi. İşte ne bileyim böyle sigara içilmeyen, yani böyle şey güzel, ferah, işte nezih insanların olmuyor. Moda'da 5 sene müzik yaptım ben abi. Yani işte 4 sene pardon. İşte Üsküdar'da çaldım, Moda'da çaldım, Kadıköy'de çaldım. Çıktığım yerler böyle hoppi hoppi yerler değildi. Gerçekten müzik dinleyen insanlardı. Yani şarkı söylüyordum böyle şaklabanlık yapmadan şarkı söylüyordum. İstediğimi söylüyordum. Hatta bilerek popüler olmayan şeyleri söylüyordum. İnsanlar beni öyle kabul etmişti. Kıyıda köşede kalmış şarkıları bulup söyledim. İnsanlar ilk defa benimle şarkıları duyuyorlardı. Başkalarının şarkılarını söylemeyi, güzel söylemeyi öyle öğrendim aslında. Ve ben çok seviyorum başkalarının şarkılarını söylemeyi o yüzden. Yani kendi şarkımı da tabii ki severim ama başkasının, yani özellikle kadın şarkıları, şarkıcılarının şarkılarını söylemeyi çok seviyorum. Yani çünkü başka bir şey katıyor bana. Ama gene de yorum olarak senin yaptığın coverları dinlediğimde sen kendin gibi söylüyorsun. İşte evet, onu seviyorum zaten. Orijinali hiçbir zaman benzemiyor. Sevmem zaten. O müthiş bir şey. Ben bir şarkı, biz mesela ekip olarak da sahnede bir cover yaptığımız zaman orijinali çalıyorsak o benim için hiçbir anlamı yok. Şimdi bugüne geleceğim. Ama bugünden önce hani bu anlattığın şeyler çok kıymetli bence. Bir sürü arkadaş için de çok kıymetli. Yani çünkü bazıları şöyle de oluyor yani. Bir okulu deniyor, kırılıyor ve tamamen bütün ümidini kaybedip başka bir şey oluyor. Ama onda olamıyor. Evet. Olmuyor. Sen deneyip tekrar başka bir taraf, bir daha ama sonuçta gene... Ya opera denedim, Türk müziği denedim, temel bilimler denedim. Her şey. Müzik öğretmenliği denedim. Yani hiç daha ne var ki? Başka bölüm yok zaten müzikle alakalı şu an. Bir vurmalı çalgılar denemedim yani. Hani. Ya, ama sahneyi denemişsin. Hani caz falan denemedim tabii, atıyorum. Tabii bir on deneseydin zaten. Yani hani... Kare as bitmişti. Ya çünkü benim için şey var abi. Her şeyi deneyip olmuyorsa olmuyordur. Hani aklımda soru işlerdi abi, şurayı da deneseydin demek istemedim. Ama yani çünkü kaç tane var abi okul? O an Türk müziği okulunu mesela kazanamamam bence bir garip geliyor bana. Herhalde yani Türk müziği şarkısı bilmemenden kaynaklanabilir. Yani çünkü İTÜ'yü denediğin zaman sanat müziği veya halk müziği okutturacaklar sana. Abi ikinci sınava giremedim ki ben. Ha ilk sınav bir de. Tabii ilk sınavda o şeyde yapamadım. İşte diyorum ya çok tuhaf bir durum vardı bir de. Ya iyi çalışma. Yani çok az kişiler aldılar ama ya orada bir şey oldu. 2000 sonrası bana. Daha azdır doğru. İlk senelerde temel bilimleri ben hatırlıyorum. Sınavı kazanan 60 kişi oluyor. Evet. 60 kişi alıyorlar sonra 30'a 20'ye falan düşüre çok azaltıyor. Yani ben ilk sınavı kazanamayacağımı düşünmedim mesela. İlk sınav bittikten sonra dedim ki yani tamam ilk sınavı geçmişimdir kesin ama o kadar az kişi aldılar ki ikinci sınava. İlginç. Yani böyle bir ben çok o dönem çok böyle kızmıştım. Neyse. Şimdi ben burada birkaç tane sana yine konumuzla bağlantılı şeyler de soracağım. Çünkü arkadaşların soruları da var. Onlar da böyle bir şeyler şey yapmak istiyorum. Şimdi ben kendi ayırdıklarıma şöyle bir bakayım. Ya şimdi şöyle başlayacağım. Şimdi ses analizini izledin değil mi? Beraber izledik. Zaten o mesaj üzerinde sohbet ettik sana tekrarını. Ya şimdi biz çok güldük, eğlendik falan. Çünkü şimdi abi senin bu anlattığın var ya hani ya ben Kenan gibi söylemek istemiyorum. Ben kendim bir şeyler söylemek istiyorum diye yola çıktım. Bir stille sen bugündesin. Evet. Bütün şarkılarında böyle. Yani bugün Taş şarkısını söyleyen biri senin gibi söylüyor. Evet, olay bu. Söylemiştin bu çok videoda. Net. Ve bütün herkes yani ben bir kişi seni dinlemiş mi dinlememiş mi anlarım. Çünkü sen ne yapıyorsan, ağzını ne kadar kapatıyorsan o da o kadar kapatıyor. Ne kadar açıyorsan o da o kadar açıyor. Yani sen diyorsun ki abi bu şarkı böyle söylenir. Aynen, eyvallah. Şimdi arkadaşlar diyor ki mesela benim o dediğim üzerine ya hocam diyor biraz ağzını açıp söylesin falan yapmışlar. Senin bunlardaki düşüncen de kendi stilini oluştururken neyin üzerinde bu yolculuğa yaptın? Senin gibi söyleyen kişilere ne dersin? Şimdi ağız açma kapama olayına gelelim. O yanlış bir kere zaten biliyorum onu farkındayım. O tek gitar ve çok uzun mesela 3 saat tek gitar şarkı söylemenin tembelliği. Çünkü o hem ihtiyaç yok hem de yormamaya çalışıyorsun kendini aslında. Müthiş. O alışkanlıktan dolayı o oluyor. Çünkü ben konser Şan hocam da Nazlı Deniz de bana hep çok söylerdi. Ağzını aç Gökhan, ağzını aç. O yüzden mesela hep aynanın karşısına çalıştırdı beni. Bak ağzını açmıyorsun. Ben açtığımı zannediyorum mesela. Doğru. Öyledir zaten. Yani ben çok sıkarak da konuşuyorum. Eskiden daha kötüydüm. Evet. Benim şimdi şu dişimde bir sorun vardı. Dişim üst üste biniyordu. Çenem öndeydi falan. Şimdi diş teli taktım. Hala da tel var. Mesela o beni birazcık daha rahatlattı. Yüz biçiminle de alakalı bir şey. Aynen öyle. Fizyonomik bir etkisi var. Ama alışkanlık en başta yani. En büyük şey alışkanlık. O yıllarca tek gitar barda çalmaktan olan bir şey aslında. Evet. Bunu daha sonra bu damak kaldırma, işte içeriği açma. Mesela ben
şu kulağımı oynatamıyordum mesela. Vay, onu şandan sonra oynattım çünkü bu hani şu çekme olayı var ya, ondan sonra alışkanlık oldu. Çok her iyi. Şey alışkanlık, kas hafızası aslında. Şimdi orkestrasyon şeklinde yani konserlere çıktığım zaman sesini kuvvetli vermek zorundasın. Doğru. O zaman da açman gerekiyor. Çare yok. Ben yeni yeni aslında şimdi son bir senedir. Çünkü dediğin gibi teller falan filan da şey olunca daha da rahatladı ağzım falan. Şimdi yeni yeni ağzımı açarak şarkı söylemeye başladım. Ama bu konsantrasyon işi aslında. Yani bazen unutuveriyorsun. Bir programa çıktığında yine böyle mıy mıy söyleyebiliyorsun. Keyfin olmuyor, bilmem ne oluyor, yorgun oluyorsun falan yapıyorsun falan. Ama bu da bir ister istemez bana bir tarz bir şeyi katmış oldu. Bu da bilerek yaptığım bir şey değil ama tabii. Ama dediğin gibi şan dersinin falan çok etkisi oldu. Yani çok zorlandığım yerlerde dike çıkmaya çalıştım, tize çıkmaya çalıştım yerde karnımı içeri çekip damağımı kaldırmayı hatırlıyorum ve onu ona başvuruyorum. Çok iyi. Yani bu çok aslında. İyi. Senin gibi yapanlara ne diyorsun? Mesele o. Abi benim gibi yapanlara ben her yani. Zaman söylüyorum. Mesela bizim Adana'da Çağdaş diye bir arkadaşımız var. İlk bu çocuk daha gitar çalmayı bilmiyordu. Gitar çalmaya çalışıyordu falan. Yani ben abi senin gibi olmak istiyorum falan diyordu. Adana'ya her gittiğimde yanında şey olurdum. Yani yanında gezerdik, beraber gezerdik. Yanında olmasını isterdim. Görsün etsin falan diye. Süper. Ve o bana sorduğunda ne yapayım abi dediğinde dedim ki çok müzik dinle, çeşit müzik dinle, klasik müzik çok dinle, kulağın açılsın, kulağın hani çalışsın, pratik olsun, dinle ama oturup böyle bir şeyler yaparken dinleme yani. Otur gözlerini kapat, müzik dinle dedim. İşte gitar pratikleri yap, bilmem ne yap falan. Çocuk abi bir süre sonra gitar çalıp şarkı söylemeye başladı ve bayağı televizyonlarda çıkmaya başladı Adana'da falan. Güzel de söylüyor aslında, benim gibi söylüyor. Buyurun. Şimdi o tarz mevzularda ben direkt söylüyorum. Bak çok onore oluyorum. Hani beni hani örnek aldığın, benim gibi söylemeye çalıştığın için eyvallah. Çok ama bu ya. Müziğin için kötü bir şey. Evet. Çünkü ben de bunu zamanında yaşadım. Ben de birileri gibi şarkı söylüyordum. İyi söylemek önemli değil. Önemli olan orijinal bir şekilde seni birisi dinlediğinde ah ne bu ya falan demek çok önemli bence şu zamanda. Bence de. Yani o yüzden benim gibi söylemen beni çok onore ediyor ama bir şeyler yapmaya çalış. Başka bir şeyler bul. Başka bir şey yap. Yani, çünkü zaten yapan burada evet yapan yani. Var. Ben de birileri gibi olmaya çalışmıyorum hiçbir zaman hayatımda. Abi çok örnek aldığım, çok saygı duyduğum, çok böyle izlemeyen... Yani ben çocukluğum benim Elvis videolarını izlemekle geçti. Ya benim mutlaka onun hareket, tavır bir şeyinden aldığım mutlaka bir şey vardır ama bilerek böyle yapayım, şöyle yapayım, bak bu böyle yapayım, yok, şöyle yapayım ya da şöyle şarkı söyle, şöyle söyleyeyim hiçbir zaman olmadı. Tabii. Yani Lenny Kravitz hastasıyım. Hiçbir zaman müthiş. Oturup onun gibi bir şeyler yapmaya çalışmadım. Sadece duyuyorum ben onu. Hani duyuyorum. Ben başka bir şey çıkıyor benden. Yani o benim için bir besleyici. Alıcı. Ben evet besliyor beni. Tabii. Ama ben onun yani onun verdiği aynısı olmaya besinler sayesinde başka bir şey üretmeye başlıyorum. Başka bir şey üretiyorum. Yani birisine benzemeye çalışmıyorum. Orijinal olmaya çalışıyorum. O yüzden yani öyle olmaları gerekiyor. Üretemeyeceksiniz. Sorun orada. Evet bitiyor. Abi. Yani maalesef, aynısı gibi olup maalesef. İyi verisi çıkmayacak. Problem orada arkadaşlar. Demek yani sıkıntı bu. O zaten ya. Zaten abi şu an çıkan insanlar da, yeni çıkan insanlar da hep birileri gibi olmaya çalışıyorlar. Biraz belki 90'larda bu 90'lar sonunda özellikle o civarda hep böyle farklı şarkıcılar çıkıyordu bence. Evet. Sonra bu hep birbirine benzermeye başladı bir dönemden sonra. Ama bu da ilginç bir değişim bizim. Abi şey de var ya, biz de birazcık yani çuvaldızı biraz kendimize batıralım. Ben genelliyorum. Kendimi de dahil edebilirim. Hiç önemli değil. Aynı şeyleri yapmaktan çok yorulmadık mı ya? Yani çoğu sanatçı da aynı şeyleri yapıyor. Bu senin ilginç bir yani nokta. Ben evet ben değilim ama hadi içine katayım. Ayıp olmasın. Hani ben de çünkü hani bu camianın içindeyim. Abi yapmamalıyız. Yani bu da insanları diğer taraftan yeni çıkan insanları bir şeye alıştırıyor. Örnek tabii. Alıyorlar çünkü bizi. Aynısını yapmaya bizi örnek alıyor aynen. Bu adam abi 10 yıldır aynı şarkı yapıyorsa ben niye onun gibi şarkı söyleyeyim diyor. Diyor. Ya da ben niye aynı şeyi yapmayayım diyor abi. Baksana abi adam ne yapıyor? Ben mi uğraşacağım abi diyor. Doğru. Abi sen uğraşmıyorsun o adam hiç uğraşmaz. Tabii. Yani ben ismini vermeyeyim şimdi. Hani ayıp olmasın. Çok değerli 90'lardan çok değerli bir popstarla bunu konuştuk. Abi dedim siz ne yapıyorsunuz ya? Yani sizi örnek alan bir sürü dedim şarkıcı var. Sen dedim böyle saçma sapan ya saçma sapan demedim tabii de yani sana yakışmayan müzikle şarkılarla çıktığın zaman seni örnek alan adam ne yapsın abi? Yapacak hiçbir şey yok. Yani bana dediği şey şu oluyor. Nedir? Abi çalsın işte ya arabada falan tam arabada çalmalı falan. Bugün bunu yapma ne olursun evet. Ya. Ya sen yapma bunu.
bak sen bunu yapınca işte diğer doğru. O kadın şarkıcılar, o bakkal müziğini yapan bilmem ne adamlar ne yapsın abi? O zaman kimse kimseye laf etmemeli. Gündemi oluşturmak daha değerli geliyor demek. Yani bugünün... Yani bu bugün, kadar kaygısı olmasın insanların. Yani bu kadar korku içinde olmasın. Yani ben bile şu an ismime güveniyorum abi. Ben bile. 10 yıldır piyasanın içindeyim. Hadi doğru. At ilk 2 yılı. Hani acemilik bilmem ne falan. Hani hala acemiyim ama. Hadi at. 8 yıldır piyasanın içindeyim. Ben bile kendi ismime güvenerek iş yapıyorum. Abi ben Gökhan Türklerim diyorum. Yani benim bir ismim var. Altına imza attığım bir şey var. Doğru. Yani utanmamalıyım yaptığım işten diyorum. Çok abi acayip. Siz 30 yıldır, 40 yıldır bu işin içindesiniz. Hala 90'lardaki gitar kayıtlarını, gitar olmaz. Kayıt şeklini kullanıyorsunuz. Olmaz. Arpej şeklini evet. Kullanıyorsunuz. Yapmayın gözünü seveyim. Artık yani başka bir şeye evrildi müzik ya. Birazcık ya takip edin yani. Gökhan acaba bazı kişiler bizim düşündüğümüz kadar müzisyen değil. Belki de. O zaten ona şey geliyor var, biliyor musun? Sonra bir araya geliyoruz. Çünkü sen ki, bunu niye yapıyorsun da o yapmıyor yani. Sen... Cesaret ediyorsun. Sonra ona geliyoruz abi. Sonra şunu diyoruz. Abi biz belki de çok mu abartıyoruz? Belki adam o kadar şey değil. Ondan mutlu. Belki yani. O kadar evet. Adam. Yani niye kendin... Bu da aslında bir ukalalık oluyor sonra. Ulan düşününce ben ukalaca davranıyorum galiba. Hani çünkü abi sen yapabiliyorsun diye herkes yapabiliyor anlamına gelmiyor ki. Bu adamın belki kapasitesi o. Kapasitesinin o olması bu iş için yetersiz olduğu anlamına gelmiyor. Doğru. Onun da bir alıcısı var. Kesinlikle. Yani bu adamdan daha fazla bir şey bekleme gerek yok ki. Ben fazlasını yaptığım için insanlar fazlasını yani. Benden bekleyebilir. Hı. Çünkü ben her seferinde başka bir şey yapmaya çalışıyorum. Doğru. Bu işle ilgili mesela şu an konuşuyorum bunu. Tabii ki. Şimdi ben bunu konuşup ertesi gün aynı şeyleri yapsam kesinlikle. Ne yaptın ne diyorsun kesinlikle, derler. Kesinlikle. Yani şu Gökhan çok teşekkür ederim. Muhteşem bir albüm kapağı. Ya. Arkadaşlar ya. Müthiş bir albüm. Bu albümün kapağı için ne kadar uğraştıklarını anlattığı. Ya bu iç tasarım için ne kadar uğraşıldığını anlattığı. Ya bu bir büyük bir emek. Bu evet. Başlangıçtan sonuna kadar emek. Sadece müzik şu o nedenle o resim yapıyor musun diye özellikle sordum. Çünkü bu işte ne kadar komplike olabilirseniz evet. Yani sanatın her dalıyla ulaşmak. Estetik kaygısı olması lazım. Sadece şarkı söylüyorum. Hayır abi. Her şeyiyle bir emek harcanıyor. Hı. Büyük bir emek harcanıyor ama tabii bu ne kadar karşılığını buluyor bulmuyor. Bu konuyu bence müzikle uğraşan, gerçek müzik hedefi olan kişilerin çok önemsememesi gerekiyor bence. Bir gün çünkü mutlaka o yerini bularak devam ediyor. Ya tabii ki kesinlikle. Kalıcı olan şeyler ben yani bunun çünkü. Yani çok biz bunu albümü kaydederken benim işte çok yakın arkadaşız artık yani tabii ki 10 yıl, 8 yıl oldu beraber müzik yapalı. Benim müzik grubum GT Band'de 8 yıldır birlikte çalıyoruz. 8 yıldır beraber çalıyor musunuz? Evet bilmiyorum. Abi. Müthiş bir şey aynen. Bu ya. 8 yıldır hiç eksilmedik, hep eklendik. Bunu nasıl sağladın? Valla aynı ya işte yani böyle bu benim, bir grubu bir arada tutmak. Evet yani bu bir enerji meselesi abi ya. Yani buluyor işte beni İnsanlar bir şekilde. İnsanlar birbirle kavga ediyorlar. Aynen biz de yani biliyorsun. Son mesela ama bir şekilde 2 yıl mesela bir buçuk 2 yıl kötü bir zaman geçirdik. Böyle kopuyor gibi olduk. Ben müziği bırakacağım noktasına geldim. Yeter artık sahne yapmayacağım falan noktasına geldiğim zamanlar oldu. Anlar oldu. Yani önemli olan işte abi arkadaş dost olabilmek. Biz sadece sahnede görüşen insanlar değiliz. Başından beri 8 yıl boyunca bu adamlar benim dostum, arkadaşım, hayat arkadaşlarım oldular. Atıldı onlardan biri hem keyboard çalan arkadaşım sahnede hem de benim aranjörüm, Çatı Kat'ın aranjörü aynı zamanda işte. Bu albümü kaydederken, sesli albümü kaydederken Öyle Güzel Ki şarkısının da hatta böyle yaylı kayıtları mı yapılıyordu, bir şey yapılıyordu. Atıl bana şey dedi, deney evindeydik işte o zaman eski haliydi deney evinin. Ulan dedik bu kadar uğraşıyoruz yapıyoruz ama yine acaba nasıl olacak falan dedi tamam mı? Ben dedim ki tabii ki dedim yani olacak bir şey yani bunun şu an olmasını bekleyemeyiz zaten ama şu an pop, Türk pop müzik tarihine ben çok güzel bir albüm bırakıyorum dedim abi. Önemli şey bu dedim benim için. Tabii ki. Yani bunun ben karşılığını ertesi gün almak için yapmıyorum ki zaten. Aynen, aynen. Yani ben şu an tarihe geçtim. Elbette. Yani ben tarihe geçtim şu an. Bu o şey değil. Albüm Gökhan bir albüm yaptı. Tarihe geçti anlamında değil. Yani sonuçta Türk pop müziği tarihinde benim böyle şöyle bir albümüm var abi. Tabii ki. Yani bunu işte dediğim gibi demin de konuştuğumuz gibi 10 yıl sonra 15 yıl sonra dediklerinde baktıklarında ulan herif 15 yıl önce baksana ne güzel bir albüm tasarımı yapmış. Ne güzel bir albüm yapmış. İçeriğinden bilmem nesine kadar ne kadar uğraşmış. Aynen öyle. Bu benim için çok önemli bir şey. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Ben hep böyle ileriki zamanların hayaliyle yaşayan bir adamım. Ve sahneye de çok kıymet veriyorsun. Yani senin sahne düzen çalışmaların bu 360 dereceler. Bunlara ne zaman merak sardın? Bir de sahne ile alakalı. Şimdi çok yakın zamanda Cem Adrian'la konuştum. Dedi ki Emre dedi ben dedi verdiğim konserlerin inan dedi %50'sinden mutsuz ayrılıyorum dedi. Ben de öyle.
Şimdi abi bunu bir anlatsana. Ya neden mutsuz ayrılır bir insan? Kendi verdiğin konser ya. Yani seyirciyle o iletişim veya seyircinin senin yaptığın işi bilip bilmemezliği. Neden anlatırsın bu konuda? Yani o başka bir case. Hani bazen işte yapmak istediğin şeyi, o heyecanını karşında bulamayınca başka bir keyifsizlikle ayrılıyorsun. Çok acayip. Bazen işte o performansın çok iyi olmuyor, ondan keyifsiz ayrılıyorsun. Daha doğrusu performans olarak demin de söylediğim gibi ses performansından bahsetmiyorum. Ruhi performans. Enerji, evet. Çünkü o karşılıklı bir şey. Çok değil mi? Yani, sahneye çıktığın anda onu alıyorsun. Aynen. Karşılığı. Birinci şarkıda abi. Diyorsun daha ki... birinci şarkıda tamam bugün sıçtık. Yani, yandık yani. Bu konser bitmez. Yani hani çünkü abi bir de ben hani şovmen değilim ki yani. Hani hı-hı. Şimdi kalkıp da her şarkı çok arasında bir şimdi fıkra anlatayım. İşte insanları biraz eğlendireyim. Ben şarkı söylüyorum abi. Aynen. Sen benim albümümü alıp gelen adam olmalısın benim karşımda. Bu kadar. Albümü bilmeden benim sadece kliplerimden ya da İsmiden denk geldiğim şarkılardan bildiğin ya da hatta hiç bilmeyip eşinin veya sevgilinin bilmesiyle geldiğin bir konser olmamalı. Çünkü o adam böyle oturuyor. Müthiş. Böyle. Falan arada. Yanındaki kız böyle oturuyor. Lan ben onu görüyorum önümde oturuyorsun. Ben yani onu sevmiyorum abi. Gelme arkadaş. Geleceksen de böyle takılma. Ya en son bir kere Kayıkhane'de çıktık. Hı hı. Kayıkhane'de herif sahneye koyup. Hadi canım. Böyleydi ya. Böyle beni dinliyordu abi. En son uyardık şey yani ya. Falan yaptım ben böyle. Adamı iki kere uyardılar. Ya bu nedir abi? En ön masanın verdiği rahatlık herhalde. Yani. Ya şarj takan var abi prize. Sahnede priz görüp. Yok artık ya. Evet abi ya böyleyiz anladın mı? Şimdi ben onları görünce nasıl bir performans yapacağız? Bekliyorum benden? Ya istediğim kadar yırtınım, istediğim kadar tizlere çıkayım, şey istediğim kadar yırtayım, bağırayım, çağırayım, şarkı dans edeyim falan. 10 tane dansçı gelsin hop hop yapalım falan. Abi yani ben istemiyorum ki öyle bir şey. Şu adab işi önemli galiba. Ya çok sakin önemli. Ben çok adaplıyım çünkü abi. Çünkü sen hiç dinlememiş biri de olabilir Gökhan. Yani merak ederek girmiş olabilir. Otur. Tabii ki. Seni herhalde. Merak eder, grubunu izler. Bu o benim en zevklisi hissedersin hatta. Hissedersin orada yani. Hatta en zevklisi benim için. Kendini gösterme. Ama izlerken ki enerjini bir ver bana bak abi. Hı-hı. Yani çünkü ben şey olunca 5 dakika geç kalınca hemen ıslıklar çalınıyor. Aha bir de o var. Ben senin tersine. Suratını çekmek için mi 5 dakika yani o ıslığı senin suratını çekmek için mi geliyorum oraya? Doğru. Hem ıslık çalıp hem de böyle karşımda böyle böyle oturunca o iş olmuyor. Birazcık kendimize bakalım ondan sonra karşı tarafa bakalım. Şimdi ben oraya gittiğimde ben bir müzik dinlemeye gittiğimde, şarkı dinlemeye gittiğimde, konser izlemeye gittiğimde ben eğlenmeye gitmiyorum abi. Yani tamam bu benim işimle alakalı olduğu için. Ben sahneye bakıyorum, kim nasıl çalıyor ona bakıyorum. Gitariste bakıyorum, basçıya bakıyorum, müziği dinlemeye çalışıyorum, gözlerimi kapatıyorum bazen. Hı hı. İşte ne bileyim performansa bakıyorum, enerjisine bakıyorum. Hı hı. Genel şey enerjisine bak, elektriğine bakıyorum yani sahnede. İlla çok acayip çalmalarını söylemelerine gerek yok. Doğru. İletişimine bakıyorum, bilmem ne, bir sürü şeye bakıyorum. Hı hı. Yani şimdi öyle ortamlarda öyle şeye denk geliyorsun ki izlerken, ulan diyorum... Yani ben olsam şu an gitmiştim diyorum mesela izlerken o adam için. Değil mi? Yani çünkü yani. Abi yani o kadar saygısızca, o kadar böyle şeyce davranılıyor ki yani sanki o doğru. Meze gibi davranılıyor. Anladın mı? Sıkıntı o. Aç teybi dinle gibi oluyor. Mesela. Bu nerelerde oluyor daha çok? Mekan ismi istemiyorum yani büyük. Genelde kültür, kulüplerde oluyor. Kulüp işi tabii mi? Kulüplerde oluyor. Çünkü biz şimdi akustik konserler de veriyoruz abi salonlarda. Ses tiyatrosuyla başladık. Ferhan Şensoy'un ses tiyatrosunda akustik konser verdik. Bunu bayağı uzun süre yaptık. Şimdi Moy'da veriyoruz. İşte İzmir'de Adnan Saygun'da verdik. İşte yani bir sürü güzel CKM'de verdik falan güzel salonlar bulmaya çalışıyoruz. Salon bulmak da zor tabii ki. Yani akustik. Çünkü akustik deyince insanlara ha iki gitar mı diyor karşı taraf. Şimdi biz 15 kişiyiz tabii. Akustikte. Yaylılar da var çünkü çoğu zaman. Sen akustik, ismi akustik. Ya akustik işte yani altyapının olmadığı. Altyapının olmadı ama içeride hani aslında bir tam, konser var. Tam bir akustik de değil. Sonuçta akustik aslında baktığınız zaman hiç kablonun olmadı, elektriğin olmadı bir şeydir ya. Hani biz bunu işte birazcık daha olabildiği kadar yapıyoruz. Şimdi salon fiyatlarımız o kadar yüksek ki artık. Yaylıları getiremiyoruz çoğu zaman. Yani hani bu da bizim sonuçta bir şeyimiz yani. Bunu da bir düşünmek lazım. Şimdi bilet herkes... fiyatlarını ne kadar yükseltebilirsin? Tabii ne kadar yükseltebilirsin abi. Adama diyorsun ki şu kadar diyorsun. Buna bu kadar verilir mi? Ulan yani neyse o başka bir şey. Şimdi hani böyle fakir edebiyatı yapmayayım ama. Yok çok güzel. Bizim akustik anlayışımız bu. Yani kalkıp da bilmem kimin senfonik konseri, tribute konserine çağırıyor herkesi insanlar. Kalkıp orada timpaniyi altyapıdan verdiğin zaman o senfonik olmuyor işte.
Şimdi ben orada utanıyorum. Utandığım için de kendi konserine öyle bir şey yapmak istemiyorum. Genel olarak da akustiği böyle algıladıkları için, biz de akustik yapmaya çalıştığımız için sahnede genelde oturma düzenli. Yani karşı beni izleyen insanlarda böyle bir şey yaşamıyoruz tabii ki. Çünkü adam zaten gerçekten müzik dinlemeye, beni gerçekten o özümü dinlemeye geliyor. Bitti. Ama kafanda telefon mevzuları oluyor tabii ki. O telefon mevzularını baştan söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar şu telefondan uzak duralım. Bakın şurada 2 saat birlikte müzik dinleyeceğiz, müzik yapacağız. Herkes çekmeye mi çalışıyor, fotoğraf mı? Tabii tabii. Yani fotoğraf, video, her şey. Her şey oluyor. Şu telefondan uzak durun. Sizin için söylüyorum. Beni rahatsız eden bir şey yok. Flaş açmadığın sürece beni görmüyorum zaten. Görüyorum da görmezden geliyorum. Sıkıntı yok. Bari flaş da çekmeyin. Arkadaşlar bak burada bir sürü ışık var. Sizin ışığınıza ihtiyacımız yok. Ya da uyumak istiyorsanız uyuyun. Benim için o daha güzel tepki telefonla çekeceğine. Çünkü ben orada senin dinlendiğini görüyorum. Daha motive oluyorum. Ama böyle olduğu zaman olmuyor o iş yani. Falan neyse böyle şeyler. Onun dışında kulüplerde genelde bu şey mevzuları işte. Öne oturan. Öne oturma mevzuları. 1000 liralık masa. Tabii. Değil mi? Yani, adam 1000 lira verdiği için. Orada hakkı var. Orada hakkı var adamın. Ya genelde benim yine de çok şey değil. Çok inanılmaz saygısız bir şeye denk gelmedim. O kol koyma bilmem ne dışında. Küçük küçük şeyler. Sadece ama böyle rahatsız edici seninki. Ben takıntılı bir adam olduğum için, ayrıntıcı bir adam olduğum için ve olan bir tane kayıtsız kalamadığım için yani şey yapamıyorum ben. Hani bir kavga çıksın, kavga neden çıktığını sana anlatırım. Of. Yani o kadar oradayım. O yüzden de şey yapamıyorum yani. Uzak kalamıyorum. Uzak kalamıyorum. Anlıyorum. Onun bir bakışı beni ikinci şarkının performansında etkiliyor. İşte bir enerjim varsa o enerji beni düşürüyor. Yani. Ya da bir gülüş beni daha up yapıyor falan gibi şeyler oluyor. Yani o yüzden Cem'in dediği gibi bir, hatta onu geçen gün İzmir'de denk geldik spor salonunda. Aynı otelde kalıyormuşuz. Onun da konseri vardı benim de. Bir girdim salonda işte Cem var falan, ikimiz spor yaptık. Aa süper. Aynen orada konuşuyorduk, hatta o da söylüyordu. Abi diyor işte bu bir mekan var işte, o mekanda işte çıkmaya başladın mı dedi. Evet dedim, hayda, başladım. Mimlenmiş yani. Tabii o mekanda abi sorma ya dedi, bir şey yapmışlar, bir düzen yapmışlar dedi. Benim asıl seyircim arkada kalıyor, bilmem ne önde duruyor. Ben diyor twin pedallar, bayağı rock'n'roll yapıyorum falan. Böyle millet bakıyor bana, arka taraf coşuyor falan. Böyle saçma bir şey görmedim hayatımda dedi bana. Doğru. Ben de aynı şeyi konuştuk işte yani. O çok yüzden hocam, o hem performansını etkilediği için hem insanlara bir şey veremediğini düşündüğün için. Ya bir de abi şey oluyorsun, kendini geçtin. Ben şarkımı söylerim, inerim. Giderim. Bitti. Abi ama senin için ya. Ne anladı o geceden mesela değil mi? Geldi oturdu ve gitti yani. Şu an muhtemelen şöyle diyor. Ya iyiydi işte ya, çıktı çocuklar. Şöyle. Yani hiç istiyor ki abi onu böyle masanın üstüne çıkarıp Ankara bağları çalayım tabii istiyor. Tabii o zaman olur. Muhtemelen. Arkadaş ben albüm yaptım ya, evet, gözünü seveyim. Albüm yaptım, o albüm şarkılarını çalmak zorundayım, kusura bakma. Ben seni eylemek için kalkıp da senin bildiğin şarkıları... Ya bir gün şunu dedim ya kendi kendime, bizim ekibe de söyledim. Bir gün dedim şöyle yapacağım bak. Ne yapacaksın? Şimdi ilk benim ilk 10, ilk 5-6 şarkım böyle son albümden falan. O yüzden böyle hep böyle şey var. Azerbaycan'da sanki izliyorlar gibi. Azeri izleyici var gibi böyle. Sanata saygı gibi. Kimsenin böyle şeyi yok. Çıkmıyor falan. Herkes izliyor. Bravo. Ne kadar diye güzel. Abi güzel, sıkıntı yok. Evet. Diyorum ki hani biraz kendinize mi gelsiniz acaba bir şey? Yani tamam anladım. Güzel bir seyirci falan. Dinliyorsunuz. Enerji. Onu da anlıyorum falan ama. Abi büyük insana giriyorum, coşuluyor tabii. Oo, böyle bir şey. İşte atıyorum, işte başka bilinen şarkıya giriyorum, coşuluyor falan. Bir gün şey yapacağım, büyük insana çalacağım, hiçbir şey demeden bir daha çalacağım. Sonra bir daha çalacağım abi. Mi dedi? Yani sonra ilk bölüm biterken bir daha çalacağım. Sonra ikinci bölümde mesela bir şarkıyı, onların bildikleri klibi olan özellikle, şarkı. Üç kere yine üst üste çalacağım. Mesela beş şarkı çalarak bitireceğim bir gün konseri, bakalım ne diyecekler, yorumları ne olacak. Test yapacağım böyle bir şey. Ya valla bir gün ama böyle buruma gelirse gelsin, o an böyle yapmak istiyorum. Yani çünkü bazen ya bilmediği şarkıyı alkışlamıyorlar bile abi. Yılanı çalıyorum mesela, yılanda o kadar ısrarlıyım ki. Yani seviyorum abi bu şarkıyı söylemeyi. Alkış bile yani geldi diyorsun. Ya. Bazen böyle yani. Cılız bir ne yaptınız abi, hayırdır diyorum ya. İyi, iyi misiniz falan diyorum yani, bir kendinize mi gelsiniz acaba falan. Ya bu şey bir şey yani. Ben şeyde değilim, eski şarkılarına utanıyor değilim. Böyle anlatınca da böyle şey gibi oluyorum yani. Hani öyle bir durum değil abi bu. Sadece yeniliği aç değiliz. Yeni bir şeyi duymaya aç değiliz. Abi bırak bizi uğraştırma bunlarla şimdi, kafamızı yorma, bize buraya eğlenmeye gelmişiz. Gibi yani bir şey. Abi bir dinle ya. Dinle. Birazcık sabır. Birazcık dinle, birazcık sabret, birazcık zor. Dinle. O yüzden sabrettiriyorum ben insanlara işte. O yüzden bir albüm çıkardığım zaman kimse büyük ihtimal 15 şarkılık bir albüm çıkarsa eminim ki benim klasmanımda bir şarkıcı o albümden bir veya iki şarkı çalıyordur. Ben albüm çıktıktan sonra 10 şarkının 8'ini falan çalıyorum abi. Zor iş yapıyorsun.
Abi çalıyorum. Sıkılıyorum. Ama başka yolu yok. Onlar da şimdi sıkılıyor. Ama çalıyorum. Yapacak ama bir şey. Ama abi ben senin albümünü aldıysam, senin konserine geliyorsam ben niye geliyorum? Ben onu çözemiyorum. Aynen. Hayır. İnsanlar niye orada albümü alan adama yazık değil mi o? E tabii onun için ben geliyorum. Ben senin şimdi orada çoğunluksun diye tabii. O albümü almış gerçek dinleyicime nasıl niye olur? O şarkıları çalmayayım ben abi? Ya bu olayın çözümü nasıl olabilir bilmiyorum ama en azından buradan ısrarcı olmak gerekiyor. Ben ısrarla da bu, ben de bu sohbetlerde herkese soracağım bunları. Belki böyle birilerinin artık kulağına kaçırmaya başlarız ve farklı vallahi bir düzene şükür geçmeye aynen belki geçer. Şimdi bir yandan da şey dedin. Cem'le spordaydık dedin. Sen hı, spor hastası birisin. Evet ya. Değil mi? Sesinle alakalı ve normal sporla alakalı nasıl birleştiriyorsun bunu? Yani kendi sesine bakmayla alakalı bir faydası oluyor mu? Abi pilates, yoga gibi şeyler bence sese çok iyi etkisi var. Direkt nefes. Ama tabii ki bunu her şancı sen de mutlaka söyleyeceksindir. İşte Çelik Hocayla da çalıştım. Çelik Kasapoğlu'nu tanıyor musun? Yok, birebir. Çelik Kasapoğlu'yla da çalıştım ben. Şu anki Şan Hocam odur aslında. Bayağı ara verdik. O da mesela şey, karın hareketi çok yapma der. Çünkü çok kasılacak. Diyaframın rahat. Aslında şöyle bir şey. Karın hareketinden çok reflüsü olan bir insanın karın hareketi yapmaması lazım. Çünkü pilates yaptığım zaman mesela özellikle konser günlerinde ben mutlaka pilates yapmaya çalışıyorum. Hmm. Daha fazla karın hareketi yapmaya çalışıyorum. Çünkü orayı çalıştırıp ısıttığın için diyaframına daha kolay hükmediyorsun. Hmm. Ya bu benim kendi şeyim. Bilmiyorum yani. Yani bu şöyle bir mantıktır. Hani aşırı kaslı olmak sonuçta bu şeyleri diyaframın genişlemesini rahatsız eder diye çok kaslı olmayın. Evet, yok çok kaslı yani değil işte. Zaten o olay dünya şampiyonu gibi çıkmak. Ay tabii canım yani zaten o duygusal terminatör oluyorsun öyle olunca zaten. Olmuyor yani. Şimdi ben hiçbir zaman zaten yüksek böyle kaslar, büyük kaslar, şişme falan kafasına hiçbir zaman girmek istemeyen bir adamım. Arada kaçırmış olabilirim işte. Böyle gaza gelip falan şişmiş olabilirim ama hiç de böyle sevdiğim bir tip değil benim. Anlıyorum. Benim abi zayıf. Normal. Normal fizik. İşte kasların düzgün gözüktüğü, yavrunun düşük olduğu bir tip çok benim kafamdaki her zaman. Sağlıklı. Benim insan istediğim tip de o. O yüzden de nefes çok önemli. Zaten. Kesinlikle. Her şey sporda doğru. Da nefes çok önemli. Doğru. Ben mesela işte şimdi 19 yıldır spor yapıyorum ben abi. Of. Neredeyse şarkı söylemekle aynı derecede. Aynen. Ama müthiş bir şey. O yüzden de artık biliyorum bazı şeyleri. Ve bu işin, bu sporun asıl mevzusunun nefes olduğunu biliyorum. Yani ağır kaldırmak çok iyi bir şey değil zaten. Ağır değil abi. Yavaş, yavaşlık çok önemli bir kere zaten sporda. Yavaş yapıp hissederek nefesini düzgün alıp düzgün vererek yaptığın zaman bu benim diyaframımı da çok etkiliyor. Pilates de öyle bir şey zaten. Yani ağırlık mağırlıkla bunu çok kontrol edemeyebiliyorsun. Çünkü gaza geliyorsun, yüksek ağırlık giriyorsun. Yüksek ağırlık girince nefesini kontrol edemiyorsun. Nefesini kontrol edemeyince hızlı yapıyorsun falan filan. Ama pilates de öyle bir şey yok. Pilates yavaş yapman gereken ve nefesini çok fazla kontrol etmen gereken bir şey olduğu için yoga da keza öyledir. Yapmadım ama eminim ki öyledir. Öyle olduğu için bu senin diyaframını çok etkiliyor. O yüzden de ben mesela pilates yaptığım günün akşamında çok iyi şarkı söylerim. Aa, çok iyi. Yani çok rahat şarkı söylerim. Çünkü orasını çalışmış oluyor zaten. Ama böyle ağırlıklı falan çalışmış olmuyor. Nefes alarak vererek yaptığın için orayı keyifli yapmış oluyorsun. O yüzden de bence sporun şeyi öyle olmalı. Yani bir şancının, bir şarkıcının sporunun çok ağırlıklarla olmaması lazım. Düzenli koşu, düzenli yürüyüş, oksijen alıp verme, yoga, kendini dinleme, meditasyon bunlar hepsi işe yarayan şeyler. Tabii ki. Sigara, alkol, bu tür şeyler mesela sahne öncesi alkol, sahnede alkol falan böyle şeyler. Son zamanlar alkolü de bıraktım ya. Yani bunu hep zaten kafamda olan bir şeydi. Zaten çok tezat bir şey. Yani alkol içip şarkı söylemek kadar yanlış bir şey yok. Yani bu kesinlikle çok normal. O mekanda kalabilmek için genelde şarkıcılar evet içer. Yani şimdi, onu çekeyim ben evet, artık. Yani onu çekmekten bir şey değil mi? Seyirciyi çekeyim. Evet yani bazen öyle oluyor. Bazen şey yapıyorsun ama şimdi artık yavaş yavaş böyle kendimi dinlemeye ve birazcık daha orada olmamaya, kendime dönmeye başladım şarkı söylerken. O yüzden alkol içmiyorum. Sadece böyle kendimi rahatlatmak için birazcık bir iki yudum. Böyle bir sesim yani buraların da rahatlasın diye, ısınsın diye. Ve şey yapıyorum, onu yapıyorum, ısındırıyorum falan. Onu da çıkıyorum sahneye. Çünkü abi şöyle bir durum oluyor. Yani hep aynı örneği veriyorum. Şunu şöyle yap buraya bir
alkol dök bak ne oluyor orası. Aslında seslerimiz de öyle oluyor. Aynı şey oluyor. Devamlı çalışıyor. Abi şarkı söyle 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 araya bir tane alkol at. Burası yandı zaten bitti. Doğru. Sen onun o rahatlığın şeyiyle şarkı söyleyebiliyorsun. Aslında normalde söyleyememen lazım. Kas kontrolü zayıflıyor. Kas kontrolü zayıflıyor. Yani alkol içip nasıl spor yapamıyorsan. Onu da yapamazsın. Onu da yapma. Bu kas abi. Yani bunu aslında biliyor olmaları lazım. O yüzden de zaten sürekli bir antrenman, sürekli bir pratik yapmak lazım. Ben tembelliğinden yapmıyorum. Yani çok basit söyleyeyim. Ama bunu çocuk var şimdi sende çok ya şey tabii var. Ama çok bir şey değil be abi ya. 10 dakikanı ayırsan günde doğru. Yaparsın. Yani bu doğru. Bir bahane değil yani. Ben sonuçta bundan ekmeğimi kazanıyorum. Kesinlikle yani hani haklısın. Kalkıp da şimdi bunun abi çok yoğunum ya. Nasıl yapayım şimdi falan diye. Ne olacak? Doğru haklısın. Hani yemek yaparken bile şey yapsan yeter mesleğin yani. Anladın mı? Bak. Hani sırf nefes egzersizi bile yapsan yemeğini yaparken. Ya da ne bileyim bir şeyi televizyon izlerken o bile bir şeydir doğru, yani. Onu doğru. Da yapmıyorsun. Doğru ama spor yapıyorsun. O zaman spor bence yapıyorum işte. Yani hani onu oradan şey yapmaya çalışıyorum. Ne olursa olsun bu bir kas olduğu için nasıl ben kolumu, kasımı ayakta tutmak için ağırlık kaldırıyorsam burayı da ayakta tutmak için egzersiz yapmam gerekiyor aslında. Kesinlikle. Ve bunu da yapmıyorum falan filan neyse. Kesinlikle. Dediğim gibi yani alkol mevzusunu öyle şey yaptım. Sigara kesinlikle zaten ben hani bırak. Mümkün değil. Şarkı söylerken falan arada sigara içeyim. İşte içmeden çıkmadan sigara içeyim falan. Direkt benim bütün ya psikolojik mi bilmiyorum ama mesela bir fırt alsam şarkı söyleyemem ben. Oo. Ya şarkı söyleyeceksen gider. Gel bir fırt aç. Aa falan bittim. O da ilginç. Burası böyle sanki birisi tamam, kapatmış gibi burayı. Kilit vuruyor gibi oluyorum ve başlıyorum öyle yapmaya. Tik oluyor bende. Belki alerjik bir reaksiyon. Ben de mesela direkt sigara içilen bir ortamda bulunduğum anda bile konuşmam. Dediğin gibi. Aynen. O zaten daha kötü. Alerjen başlıyor. Yani bir ortamda bulunmak yerine sigara içmek daha iyi zaten. Tabii. Tabii, yani tabii orada tabii. Bitiyorum ben zaten. Üç kişi. Yani bir kişi burada sigara içsin ben abi. Burada kar bile olsa kafamı şöyle sokup yani iki dakika nefes alırım yani. O kulüplerde peki sigara içiliyor mu? İçilmiyor artık İyi tabii ki. Müthiş bazı şans. Kulüplerde yani o mesela öyle şeyler de oluyor. Bazı kulüplerde böyle sigara izin veriliyor. Ama çok büyük havalandırmaları sistemleri var göya falan. Ben mesela uyarıyorum diyorum ki lütfen sigara içilmesin diyorum. Onlar da seyircileri uyarıyorlar falan filan tamam. Mekan sahipleri. Ama yine çıktığım İçen zaman bir duman içinde çıkıyorum. Çıkıyorsun. Arkadaşlar diyorum lütfen. Biliyorum çok keyifli oluyor içki içerken sigara içmek. Ben de içki içerken sigara içmekten çok keyif Müthiş. Alıyorum. Doğru. Ama ne olursunuz ben nefes alıyorum. Yani siz bir şey üflediğiniz zaman ben o dumanı şarkı söylemek, yani şarkı söylediğim için İmkansız. Nefes almam gerekiyor ya diyorum sahnede. O kadar. Önce, ha, o kadar yani bayağı böyle detaylı detaylı anlatıyorum ki... çünkü bilmek zorunda değil adam doğru. onu. Doğru. Böyle yapıyorum ya diyorum böyle yaptığım zaman... Boğazıma giden şey kötü çıktığı için size diyorum kötü şarkı söyleme neden oluyor falan gibi böyle böyle aptal anlatır gibi anlatmaya başlıyorum bunu. Abi anlatıyorum, susuyorum, devam ediyorum. Erip böyle yapıyor. Devam mı? Güzel. Yok artık ya. Yemin ediyorum abi. Kavgaya gidecek. Bak bunu evet abi. Yani normalde benim o indirip böyle uçmam lazım falan değil mi? Exos gibi. Dalga mı geçiyorsun evet, falan demem evet. lazım. O kadar da abartı. Terbiyesizlik yani, anladın mı? Yani bu işte yani yani kime ne yapıyorum oluyorsun evet, sonra orada işte. Orada bir anda bitiyor zaten senin işin. Diyorum ki tamam abi bu kadar bitti o zaman. Mesela, ben burada bir daha çıkmıyorum. Yani bir de yani. O romantik şarkıları söylerken böyle bir şeyle karşılaştığın anda. Ya terbiyesizlik abi o başka bir şeyin peşinde çünkü evet. o adam. Çünkü o adam beni dinlemeye gelmemiş. Evet. O adam başka bir şeyin peşinde. Bulunmaya gelmiş. Orada. Aynen bulunmaya gelmiş. Görevici hava atmaya yani. Gelmiş. Kız tavlamaya gelmiş. Geceyi yani. Yalnız geçirmemeye gelmiş. Orada ne buluruma gelmiş. Evet. Başka bir şeye gelmiş o adam. O adamın orada ne işi yok. Ya o adam zaten benim dinleyicim olmasına imkanı yok. Doğru. Yani anladın mı? O, yani benim için yok, zaten sıkıntılı bir işte zaten ya. Şey mevzusu. Ben ilk çıktığımda da söylüyordum. Abi, beni bütün dünya dinlemesin abi. Bütün dünya sevmesin. O zaman zaten bir sıkıntı var. Dinleyen ha, bütün dünya saygı duysun Bitti. Ama 1 milyon kişi dinlesin, Hı-hı. sevsin. Benim için yeterli. Yani herkesin sevmesine ihtiyacım yok ki benim zaten. Doğru. Yaptığın müzik de zaten senin anlattığın şey. Senin sevmene hiç ihtiyacım yok. O Hı-hı. sigara içip ağzımı üfleyen adamın. Sen yok, zaten bak, git. Git bayağı, yani. Bayağı giydirdik abi dur. Evet abi. Güzel oldu ama ben bunları hem bu videoyu full yayınlayacağım bir de bu kısımları ayrı ayrı yayınlayacağım ki belki böyle birileri hani şey yapar birbirlerini uyaran tipler yaratmaya başlarız belki yani. Ki inşallah. Adama biraz öteleriz inşallah bu insanları. Belki i̇nşallah. Öyle bir şansımız olur. Şimdi abi sen o kadar güzel konuşuyorsun ki detay 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 var. Neler isteyenler var senden. Yani burada mesela diyorlar ki şimdi şu soru sorulmaz sana artık. Müziği yaparken ticarin kaygın ne kadar?
sorulmamalı bence bu dakikadan sonra. Yani daha %... iyi iş yapabilmek için oluyor küçük. Kaygım. Yani bundan sonra daha güzel bir şey yapabilmek için paraya ihtiyacım oluyor. Ya da atıyorum şirketim var, o şirketin sanatçıları var, o şirketin sanatçılarına daha iyi imkanlar şeyle sağlayabilmek için para kazanmak için. %100'ün kaçı dersin buna? Koca bir aile. Kaygım için. Mı? Evet. %100 üzerinden kaç dersin? Menajer payı %20. Tamam, harika. Güzel. Tam bir ticari mantık. Aynen. Güzel. Vallahi slow şarkılarını konserde neden hızlı söylüyorsun? Slow şarkılarımız... Neden hızlı söylüyorsun? Abi sıkıldık. Sıkıldık. Evet yani. Çok doğru. Yani işte bundan bahsediyorum biraz. Abi sen oraya eğlenmeye gelmiyor musun? Bana şikayetin bu olmuyor mu? Geldik oraya abi, sürekli bilmem ne böyle bak. Ben böyle bakan insan izlemek istemiyorum. O yüzden de birazcık hızlı. Hareketlendirmek tempolu istiyorum insanları. Bir de, orası abi kulüp. Tabii. Sen orada alkol içerken beni dinliyorsun arkadaş. Yani bunu da takma kafana. Biraz bırak ben istediğimi yapayım. Yani bırak hani akışına bırak. Yani çünkü hani geliyorsun salonda benim akustik şeyimde zaten gel oraya abi. Albümde nasılsa beni o şekilde dinle. Muhabbetimi edelim, sohbetimizi edelim. Nasıl dinlemek şey istiyorsan öyle dinle. Kapıya yaz de ki yani bu konserde slow şarkılar hızlı çalınacak. Bir de hepsini öyle çalmıyorum ya. İki tane yapıyorum abi, onda da olay oluyor. Bak işte. Görüyorsun yani. Ya bir de o da çok da hızlı değil. Şey yaptık işte biz sinestezya işte bu provada. Ne kadar hızlı yapabilirsin ki zaten. Evet abi yani ne yapayım ben hani böyle kulüp şeklinde dönüştürmüyorum yani. Şarkılarımı. Tabii. Bu provada mevzusundan sonra işte yeni yaptığımız o şarkıların o hallerini dedi ki kulüplerde de o şekilde yapalım. İnsanlar hem birazcık daha böyle keyiflendir, eğlenir. Biz de birazcık kendimize geliyoruz. Çünkü aynı şekilde çalmaktan sıkıldık. Doğru. İşte ne bileyim birazcık daha pop caz havasına soktuk. Sen İstanbul'sun, yan senin mesela falan. Onun dışında bitmesini birazcık daha böyle sert başka bir şeyle match up yaptık falan filan. Ama bu işin tadı ya. Ben abi evet al... yani bu bir de... Kenan Doğulu da yapıyor. Bütün şarkılarını alıyorlar yepyeni bir şeymiş gibi dinliyorsun ama... Kulüp bu bir de abi. Yani olacak? Dediğim gibi evet, yani alkol içerik dinlediğin bir yerse bazen hiç dinlemiyorsun. Arkadaşına sohbet ediyorsun. Hatta yani. Yani hani şimdi şey yapma o kadar da takılma. Boş ver bırak yeni takılma. Bir şey dinlemiş ol yani. Evet, takılmayın gençler. Bence keyfinize bakın. Bir kişi de sormaz mı? Gökhan Başkan iyi misin? Var mı sıkıntın diye isteyebilir. Bak budur işte. Eyvallah kardeşim. Adam, sağ ol çok adam. Şükür her şey yolunda. Tamam çok güzel. Hep aşk şarkıları yapmanın sebebi nedir? Hep aşk şarkısı mı yapıyorsun Gökhan? Ondan iyi anlıyorum. Ha, güzel. yani ne, anladığım şey var. Anladığım şey. İlişkiler. Yani çünkü çok gerçekten iyi bilebiliyorum. İnsan talim yüksektir. İnsan tanıma şeyim yüksektir. İlişkilerden anlarım. Çok şey geçti başımdan etti falan. Ne bileyim başka. Yani o yüzden de en iyi bildiğim, anlatabildiğim ilişki şeyi o olduğu için o çıkıyor benden aslında. Ama iyi aşk şarkısı anlatan da yok ya Gökhan şu anda. Ha yani mesela da o da var. Yani ben biraz arabeski anlatan. Evet. Sen aşk tarafı. Ben mesela çok öldüm bittim sevmem. Onu demeye çalışıyorum. Daha pozitif yanını anlatmaya çalışırım. Ne bileyim ama anlatımımdan ve o şarkının söylemimden dolayı birazcık daha böyle dip bir durum olur. Ama son zamanlar böyle birazcık daha toplumsal bir şeyler yazmaya çalışıyoruz yani aslında. Mesela Vay Halimize, işte Yılan, işte en baştan da vardı Oyun Bitiyor. Bunlar mesela daha toplumsal şarkılar, şeyi anlatabildiğimiz şarkılar. Tamamen aşk şarkısı da yokmuş arkadaşlar yani. Evet, ya yani. Çok yapabilirim. Ya elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ben de sevmiyorum sürekli böyle aynı şeyleri anlatan adam olmak. Ama dediğim gibi yani en iyi bildiğim şey o olduğu için, insan ilişkileri olduğu için. Yani bunu bir dost, iki erkek arasındaki dost hikayesini anlatabilirim. İlla aşk dediğin şey sadece bir kadınla bir erkek arasında tabii olmaz ki. Ki tabii abi. Doğru. Yani başka bir şeye olan aşk da olabilir yani. Çocukların olan aşkını da anlatabilirsin. Aynen öyle. Kayağını yapıyordu işte yani. Evet. En güzel şarkıları Bir Aslan Bir Yav dedir. Adamın Yemin Ettim albümündeki şarkı. Olacak evet, iş mi? Evet abi yani? Aynen öyle. Yapan yapmış. Peki, sahnede hangi ekipmanları kullanıyorsun? Mikrofon, in-ear, bunlarda özel bir seçimin var mı mesela? Yani özel in-ear'im var bir tane. Kendi işte bu kalıbına alınan falan filan. O benim, şimdi bir tane daha alacağım. Türkiye'de yapılmaya başlanmış galiba. Şimdi adını unuttum. Onu kullanıyorum. Mikrofon, yani genelde şey kullanıyoruz. Sennheiser mı? Sennheiser'ı kullanıyorum da Shure genelde kullanıyorum daha çok. Ama Sennheiser da oluyor. Onun dışında amfilerimiz, şimdi gitaristimiz bir yeni bir amfi aldı. Onun markasını tam hatırlamıyorum. Diğerinin de Fender olması lazım. Zaten enstrüman bayağı bol. Kalabalık İki gitar, iki klavye, bir gitaristimizin Ahmet aynı zamanda trombon çalıyor. Ekstra bir trompetimiz var. Davul, perküsyon.
Bu şekilde. Süper. Şimdi ses genişliğin ses türün nedir diye bir soru var. Onu ben soruyorum. Vallahi ses türün daha önce ki. Tenor çalıştım diyorsun. Evet, tenor çalıştım. Şu an bariton ya herhalde. Yani öyle çok belki bir... de yaşla. Ama işte yaşla da alakalı olabilir. İşte belki antrenman eksikliğinden olabilir. Yani çünkü bazen seni görüyorum. Tizler bazen çok ilginç tizler işte çıkardığını görüyorum. Evet, o birazcık böyle yani şeyle alakalı. Hem motivasyonla alakalı o anki hem de şarkıyı çok iyi bilmek de insana çok, çok etkiliyor. Hem de işte o dönem atıyorum çok böyle antrenman yapmışsam, çalışmışsam belki o etkilemiş olabilir. Ya Çelik Hoca ile çalışırken mesela bana yani bazı yerlerde mesela doğuya falan çıktığım zamanlar oluyor mesela ilginç geliyor yani. Yani mesela bazen çok rahat yapabileceğim şeyi o sırada yapamıyorum. Zor yapacağım şeyi yapıyorum. Genelde benim hep böyledir mesela. Yani zor olan şeyi yapıyorum, kolay olan şeyi yapamıyorum gibi bir durum olabiliyor. O yüzden de değişebiliyor yani. Hani birazcık hani çok ciddi bir şekilde atıyorum kamp yapsam hem vücuduma hem beslenmeme, uyumama falan uyku problemim var abi zaten bir kere. Yani 11'de yatıp 4'te 5'te kalksam zaten bir ay sonra ben bayağı iyi şarkı söylerim. Doğru. Yani bunu biliyorum yani doğru, eminim. Doğru. Ama yapamıyorsun. Yani 2'den 3'ten önce yatamıyorsun. Onun için alışkanlık, tam, alışkanlık abi tabii. Ben şimdi pazartesinden itibaren hadi 11-12'de yattım. Kalktım 7'de 8'de. Cuma cumartesi üst üste program yaptım. Yaptım 5'te 6'da of. Sabah. Ne yapacağım? Nasıl toparlayacağım ben onu? İmkansız. Toparlayamıyorsun. İki gün yoksun zaten. Üçüncü gün biraz aynen, tabii geliyor. Ki yani. O yüzden de o birazcık antrenmanla alakalı bence. Şu an ama baritonum yani. Baritonum söylüyorsun. Peslerim hatta daha böyle daha fazla koyulaştı falan birazcık yani. Güzel güzel. Evli çocuklu olmak müzik hayatını etkiliyor mu? Yani ne anlamda etkilediğine bağlı, olumlu anlamda aslında etkiliyor. Şey olarak değil yani hani çalışamıyorum, çok zamanım gidiyor bilmem ne falan gibi bir sorunum yok çok şükür. Eşim zaten bu konuda çok destek bana her zaman. Bir de zaten çocuklarımın olması, onların yanında müzik konuşuyor olmak, müzik dinliyor olmak, müzik yapıyor olmak şey. Çok iyi bir şey yani. Miras bırakıyorsun. Tabii abi. Miras bırakıyorsun, şahane bir şey. Bayağısını konuşmuşuz zaten biliyor musun? Vallahi yani sağlıklı sesinle beste yapar. Ha beste yaparken formülün var mı? Yok abi vallahi yani akışına mı? Akışına sözlere bırakıyor. Göre mi yapıyorsun? O an zaten yani? ben söze yazarım. Yani yapamıyorum besteye besteye söz yazamıyorum yani. Öyle bir yeteneğim yok. Sen söz üzerinden. Ben genelde söz yazıyorum bir gün. Öyle aklıma bir şeyler geliyor. Hece ölçüsüne dikkat etmeden ama çoğu zaman dikkat ediyorum. Bakıyorum mesela oturmuş mu? Eğer o hece ölçüsü mesela çatı katı durum, çatı katı benim değil sözüm. Öyle mi? Ama şöyle müziği benim. Tamam. Şöyle bir durum oldu abi. 10 dakikada yaptığım bir beste. Vay be. Ama nasıl 10 dakika? İşte bunu hep söylüyorum. Bence zaten mevzu rafine sadece o prestij kısmı 10 dakika. Çünkü şöyle Gökhan abi bana o şarkıyı yolladığında Gökhan Şahin bir bak dedi. Baktım. Daha doğrusu bakamadım. İlk bir gönderdiğine bakmıştım. 3 ay geçti şarkı. Durdu. Ama 3 ay boyunca ben o şarkıyı şöyle düşünüyorum. Yani bir şarkı var. Gökhan abi bir şarkı yollamıştı. Bak unutma bak. Bak bak bak. Bak bak. Bu arada ben demleniyor bence. Yani mesela o artık böyle yükseliyor, geliyor, geliyor. Bir gün abi çok canım sıkkın. Yani böyle of. Artık böyle delireceğim. Bir şey yapmak istemiyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum. Evdeyim çatı katında oturuyorum o zaman da. Abi şeyim falan filan böyle dedim lan şu şarkıya bir bakayım. Kesin bir şey çıkar dedim yani. Çünkü öyle psikolojide olduğum zamanlar bir şarkı çıkıyor. Abi oturdum. Sanki şarkı daha önce yapmışım gibi oturdum, başladım, bitirdim. Of, bitti gitti. Aynen. Tık. Yani tek böyle nüanslara başladım başlangıçta yani hani. Tekrar başa dönüp falan şurayı şöyle değil de böyle söyleyeyim. Ama nüanslar onlar yani hani belirgin bir şey çıktı ortaya kabataslağı. Yansen öyle oldu mesela. Yansen parçasının müziği vardı. Serkan yapmıştı ama bana söylemedi. Sözünü böyle masamın bir köşesinde o söz duruyor. Printer vardı hatta o dönem. Printer'ın üstünde o kağıtta duruyor. Hep görüyorum Yansen sözler. Yansen sözler. Duruyor, of. Duruyor, 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 duruyor. Bir gün oturdum abi. Açtım, koydum önüme. Başladım, bitirdim. Yani benim genelde böyle anlık böyle oluyor. Anlık konsantrasyonlar. Lazım. Ama hep bekliyorum. Hep bir böyle kendini bekliyorsun. Yani oturup hayatta. Uğraşmak bana göre olmuyor. Yani böyle bir oturup bir şarkıyla hadi uğraşmak, yapayım. Hadi beste yapayım. Yani hadi beste yapayım diye oturuyorum da şey olarak olmuyor. Yani beste yapmam lazım. Şarkı yapmam lazım gibi bir durumda hiçbir zaman hiçbir şey yapamıyorum. Olmuyor. Güzel formül.
Peki. Bence her şeyi konuştuk. Abi bu nasıl bitti? Bunun fazlasını da konuştuk. Valla böyle senden şarkı söylemeni rica edenler var. Lafı güzel isteyen var. Büyük isteyen, büyük insanı ben isterim zaten. Hazır buraya gelmişken. Sana olur buradan abi. Bir gitar vereyim mi? Olur. Valla çok mutlu oluruz. Yani bize ne iyi ettin Gökhan ya. Abi valla ne o güzel o kadar oldu. Çok konuşacak şey varmış ki. Kaç saatteyiz baba? Üç konuştuk. Bir saat oldu da. Bir saati bence geç. Büyük insan mı çalayım? Ne istersen ya. Keyfine göre. Büyük insan. Yaşıyor mu akor? Benim yaşıyor. At, savur at sevdayı, bir yere fırlat. Bitti sayıp acıyı kaldır öyle at. Sor, herkese sor, acılar unutuluyor. Ağlayınca gözlerinden silinmiyor. Aşk her defasında bak bulunuyor. Bırakırım zamanı öyle biraz da. Sen olmadan da yine geçer nasılsa. Hatırla bunları sakın unutma diyordun ama o zaman gülüyordun. Yanımdaydın canımdaydın. Şimdi nasıl geçer bu ömür? Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat. Büyük insan söyle, bir aşk mı çağır olurdu zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı. Susma, söyle nasıl yapar bunu insan. Susma, nasıl da anlat hadi ayrılırsam. Söyle, hayat mı çağır olurdu kendin mi böyle? Büyük aşklar böyle mi biterdi? Oh, oh, oh. Çok teşekkür ederim Gökhan. Rica ederim. Parçayı abi sen gelmeden önce bir bakayım dedim. Akorlarını falan şöyle bir çıkarmıştım. İyi de oldu. Eyvallah. İyi çıkarmışım. Salayla çalmıştım. En son ben genelde hani kanaldaki takipçilere, sevenlerine ne iletmek istersin? Ama şöyle bir açıdan. Hani eğitim açısından. Hmm. Ya o açıdan hani eyvallah. Sevgiler, selamlar gibisinden gibi de. Aynen. Herkese merhabalar tekrar. Yani... Bunu hep söylüyorum dediğim gibi zaten bu işin en önemli şeyi bütün işlerde olduğu gibi aslında çalışmak, disiplinli olmak, titiz olmak, işinde titiz olmak, hayat içerisinde titiz olmak çok önemli. Çok fazla müzik dinlemek ama dinlemek, programda da söylediğim gibi bir şeylerle uğraşırken müzik dinlemek de güzel bir şey tabii ki ama ders niteliğinde bir şeyler dinlemek istiyorsanız oturup işte caz klasikleri olabilir, klasik müzik olabilir, bunları oturup gözlerinizi kapatarak müziği, enstrümanları dinleyerek kendinizi kaptırmanız çok daha kulağınız için faydalı şeyler olacaktır. Onun dışında da tabii ki hayat içerisinde ne iş yapıyorsanız yapın. En önemli şey insan olabilmek. Bunu da başarabilirseniz zaten %80'ini başarmış oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sana Vokalzone'un bir hediyesi var. Teşekkür ederim. Çok güzel mersi, günlerinde kullanırsın. Çok güzel değil mi bunlar ya? Ya benim işime yarıyor. Yani eğer böyle çok rahatsız edici kalkıyorsam evet, evet. Bir böyle boğazı yumuşatıcı. Şu özellikle şu çaylarını deneyebilirsin. Evet, çaylar da süper. Denedim ben öyle almıştım. Aynen. Süper. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Abi ben çok teşekkür ederim. Olmaz. Çok sağ olun. Sağ olasın. İyi ki geldin. Sesine nefesine sağlık. Eyvallah. Vallahi. Sağ olun. Bu kadar konuştun. Eminim bir sürü arkadaşlara çok mutlu olacaklar eyvallah. Seninle bu bilgileri aldıkları İnşallah. İçin. Bunlar altın niyetli. Yani altın değerinde Estağfurullah. Şeyler. Eyvallah. Ne güzel. Ne 15 sene anlatıyorsun. Evet evet. Yani öyle pat diye geçmiyor arkadaşlar. Hadi bugün 15 sene geçti demiyorsun. Sağ olasın. Eyvallah. Süper. Bitti.